Muhammedun seyyidul kevneyni el-thekaleyni el-ferikayni min urbin ve min acemi Fakan nebiyine fi halkin ve fi huluki ve lem yudanu fi ilmin ve la kerami Da'met da'atun nasara fi nebiyimi Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ nehtedî leûlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve'itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhaq sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allahum sallî alâ sallî sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed Allahum sallî alâ seynâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وبالنجم هم يهتدون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربimiz tebaraka ve teala meclisimizi sünnet-i seniyye ve hadis-i şerif meclislerine ilhak eylesin. Amin. Bu mübarek akşam çınar altında Ümraniye, çınar altı diye mi geçiyor? Evet hocam, çınar altı. Muhammedül Emin. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem de koymak lazım arasına. Ha? Sallallahu aleyhi ve sellem vakfı açılışında bizde bulunmak nasip olmuştu bir cuma gününde. Bir sene, iki sene var mı? Bir buçuk sene kadar önce cumada da burada bulunduk. Elhamdülillah çok büyük bir külliye yapıldı. 12 bin metre mi? Toplamı 11 bin metre. Toplamı 11 bin metre. Beni de cübbeli diye bir adam zannedersiniz. Daha 1000 metre yer yapamadım. Fatih'te bir abdest yerlerim bile yok. Beceriksizlik, bu acizlik ayrı bir şeydi. Koca karı misali. Çok acizlik var yani. Adamlarım da aciz, ben de aciz. Şimdi bu vakıf başkanı da tebrik ediyorum. Hoca Efendi İsmail Koç hocamız, kardeşimizi de tebrik ediyorum. Allah Teala mahşer sabahına kadar talebelerle, ulema ile, sulaha ile, salih cemaatler ile mamur eylesin. Amin. Amin. La hasede illa fisneteyn. Ancak iki kişiye kıpta edilir. İki kişiye kıpta edilir. Başkasına imrenilmez. Adam parası var, imrenilmez. Efendim, başına bela olabilir parası. Efendim, ya, çok uzun yaşamış, ömre gıpta edilmez, hayırsız olabilir. Efendim, ne diyeyim işte, yakışıklılığına gıpta edilmez, başına bela olabilir. Çocuğu fazla gıpta edilmez. Fazla olanların başı daha beladadır zaten. Yani neye gıpta edilebilir? İki kişiye gıpta edilebilir. Racülün, وَاَتَعَوْا اللّٰهُ عِلْمًا فَوَيَقْضِي بِهَا يُعَلِّمُهَا Allah bir adama ilim vermiş, o onunla amel ediyor, öğretiyor, talim ediyor. İşte İsmail Koç Hoca Efendi gibi kardeşlerimiz talebe okutuyor, ders okutuyor, medreseleri mamur ediyor. وَرَجُلُنْ اَتَعُوا اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطُوا عَلَى هَلَكَتِي فِي الْحَقِّ Bir adama da Allah mal vermiş, onu hak yolunda harcatmaya muvaffak etmiş, musallat etmiş. Yani tabii buraya yardım edenler bu sınıfa giriyor. Başta Emin Üstün ağabeyimizin, burada çok emeği var. Hemen hemen buranın, bak 11 bin metre yer, ekseriyetini o yapmış. Allah nazardan, şerlerden, gözlerden muhafaza eylesin. Amin. İşlerini hayırla rast getirsin, muvaffak eylesin. Daha nice hayırlar yapmaya muvaffak eylesin. Amin. Amin. Şimdi adama Allah para verirse, o adam da böyle, biliyoruz nice camiler, nice medrese, nice şey yaptı yani. Şimdi böyle yerler yapmaya Allah onu muvaffak ederse, bu adama imrenilir. Bir de hoca efendiler okutuyorlar, ediyorlar, amel ediyorlar, talim ediyorlar. Bunlara imrenilir. Onun için
İnşallah biz de onlara söz verdik. Burası bana da yakın. Yakın ama mübarek, uzak oldu. Bir kar yağdı. Ya İstanbul'a kar yağdı yok senelerdir. Bizim geleceğimizi buldu. Bereket, beyazlıkla geldik yani. Beyazlık nurdur. Beyazlık nurdur inşallah. Efendim mikropların kırılmasına Rabbim vesile eylesin. Amin. Sohbeti de bidat ehli mikroplarının belasının şerrinin define muvaffak eylesin. Amin. Vesile eylesin. Amin. Yani maddi manevi mikroplar kırılacak, bereketler hasıl olacak, sıhhat afiyetlerimiz yeniden avdet edecek diye tefaül yaptım. Yani hayra yordum bu kar meselesini de. Bu itibarla inşallah niyet ettim. Allah'ım da bana sağlık, sıhhat verirse burası Ali Polat hocamız, ağabeyimiz, büyüğümüz, Efendi Hazretlerimizin sevdiği, çok sevdiği kıymetli vekili Ali Polat abimizle beraber yıllar yılı sohbet yaptığımız muhitler buralar. Yani tepe üstünden başladık. İşte efendim ıhlamur kuyu vesaire ta gittik öyle nereye kadar efendim sanayiye kadar gittik. Hep bu bölgeler tabii oradan ileride gittik de efendim cennete kadar yolumuz vardı yani gidiyorduk az daha da. Gideceğiz inşallah. Niyetimiz de cennete gitmek. Öyle gittik her yere. Gitmediğimiz yer kalmadı. İşte eski yerler yine mamur oluyor. Her şey aslına rücu eder. Kardeşine göre işte televizyondan, radyodan ne kadar dinlense de cemaatin adım atması gibi olmaz. Bak şimdi karpuz olduğu halde bu kadar adam geldi. Maşallah alakotele. Belki de o kadar da kadın var. Burada hanımlara da yer var. Madem bu kadar güzel yer yapmışlar, biz de dedim ki inşallah her ayın son cumartesisi yatsı namazı ileri geri gidiyor. O tabii mecbur akşama alır şimdi. Önümüzdeki biz umreye gideceğiz inşallah. Umre dönüşünde ne oluyor? Mart'ın son cumartesisi. Tarihinin adına bakarsanız koyarsınız. Bursa ilk cumartesi oluyor. Burayı da son cumartesi dedik inşallah. İnşallah demek şartıyla Rabbimizin izniyle, fazl-ı keremiyle, tevfikiyle, teyidiyle, nusretiyle, takviyesiyle Allah'ın manileri izale eylesin. Amin. Hadis-i şerif meclislerinde bulunmaya muvaffak eylesin. Amin. Hepimize din gayreti ihsan eylesin. Amin. Mart'ın son cumartesinde inşallah geleceğiz. 30 Mart oluyormuş. 30 Mart'ta da burada olacağız inşallah. Peki derslerimizin adı ne oldu dedik. Hoca efendi bana söyledi. Dedim şimdi ben vakit bulamamaktan sabah tefsir yaptık öğlene kadar, 1:30'a kadar. Her dakika bir işimiz var. Gece gidiyoruz çalış. Gücüm de çok düştü yani. Vücudum çok takatsızdır. Onun için işlerimiz kalıyor diye şey yapamadık. Madem dedim her hafta yapamıyoruz şimdi. Perşembeleri akaid dersine başladık. Onu da bu hafta yine geçen haftayı vermek zorunda kaldık. Ama ona da devam edeceğiz. Akaidsiz olmaz. İtikatları çok bozdular. Tehlike arz ediyor. Çanlar çalıyor. Allah muhafaza. Çan derken işte patrikhane çanları çalıyor. Anlıyorsunuz yani. Ha. Dolayısıyla tehlike büyüdü. Zaten ilahiyat çanları da var. Çan çoğaldı yani. Dolayısıyla dinimizi koruyacağız. İtikad dersleri zarurettir. Onu yapmak lazım. Terhib-ü terhib derslerim kaldı. İnşallah terhib-ü terhibi de burada devam edeceğiz. Gevezelik yapmayacağız. Fuzuli lafları atlamayacağız. Hadis-i şerif okuyacağız, mana vereceğiz. Şerhten de İmam Sindi Hazretlerinden şerh takip ediyorum. Böylece siz buraya gelirken neye niyet edeceksiniz? Şimdi bugün niyet et, şimdi de oturduğunuz yerde edin. Niyetini hemen kalbinden çevirebilirsin. Niye geldiniz siz bugün buraya? Ben de resim çektirmeye gelmediniz herhalde. Hadis-i şerif dinlemeye geldim. Terhib-ü terhib. Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretlerimizin elinden düşürmediği, arabasından eksik etmediği, her arabasında, yanında, çantasında gezdirdiği İmam Hafız Münziri, Evliyaullah'ın reislerinden, hadis-i şeriflerin en büyük muhaddislerinden, Hafız Münziri Hazretleri'nin kitabı. Et-terhib-ü et-terhib. Terhib-ü terhib çok var. Yani diğer eski ulemanın, Hafız Münziri'den eski ulemadan da var. Ama Hafız Münziri yani kabul görmüştür. Makbuliyet, mahbubiyet zuhur etmiştir. Biz de buradan gelmişiz. Ta bu zamana kadar yaptığımız derslerde 125 hadis-i şerif okumuşum. Lale Gül'deki yayınlarımda. 125. Bazı hadis-i şerifler öyle oldu ki aylar sürdü. Çünkü hadis-i şerif çok uzundu.
O ilk İhlas hadisi, yedi kat semadan kovulma hadisi çok uzundu. Belki de bir ay, iki ay sürdü. Çünkü bazı hadis-i şerifler bir satır olur, bazı hadis-i şerifler iki sayfa olur. 125 hadis-i şerif bitirmişiz. 126. hadis-i şeriften başlayacağız inşallah. Siz de gelirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini artık en az 1-2 dinlersiniz. Bazen olur 5-10. Manasına göre, zorluğuna göre, izahına göre hadis-i şerifleri sanki o sağ olsaydı şimdi bize ne anlatacaktı? O gün ne vahyedildi de bu hadis-i şerifleri ümmetine tebliğ etti, yine onları anlatacak. Yeni bir din gelmeyeceğine göre. Şimdi sağ olsaydı ne anlatacaktı? Bu hadis-i şeriften anlatacak. Biz ondan dinlemeye geliyoruz. Onun hadis-i şeriften dinlemeye geliyoruz. Hadis-i şerif yolunda atılan adım, ilim yolunda atılan adım, zikir yolunda atılan adımdan en faziletlisidir. Çünkü sünnet-i seniye, hadis-i şerifle kaim oluyor. Ve bu Allah'ın dini sünnet-i seniye ile hadis-i şerifle devam edebilir. Hadis-i şerifleri devreden çıkartanların dinden, imandan çıktıklarını, şimdi Kur'an'ı da inkar ettiklerini açıktan görüyoruz. Biz bunları demiştik, bu yolun sonu gavurluğa gider diye nitekim gelinen nokta görüldü. Yani tasavvuftan, mezhepten freni patlayan durmadı. Hadis-i şeriften, sünnet-i seniyeden oradan geldiler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tartışmaya açtılar. Ve ilahiyat, tefsir profesörü, bilmem ne profesörleri hep şu ayetin zamanı geçti. Bunu reforme etmek lazım. Bu deforme oldu. Bu uymaz. Bu zamana anlatamayız falan. Bütün profesör, doçent adamlar tamamen mürtetliklerini ilan etmeye başladılar. Açıktan yani. Onun için biz bu hadis-i şeriflerle dinimizi muhafaza edeceğiz inşallah. Sizler de Allah için adım atacaksınız. Sahabe-i kiram şu hadis-i şerifler için neler yaptılar ya? Ne ciddiyet ve gayretle o hadis-i şerifleri topladılar, cem ettiler. Nasıl ezberlediler? Evlerine gitmediler. Kimisi evlenmediler. Ashab-ı Sufyan'ın çoğusu hanımı yoktu. Tabi hanımı olmamak sünnetten değil de parası yok. Parası yok. İki hurma getirecek sahabeden birisi de ondan yiyecek. Günlerce aç kalıyordu Ebu Hureyre radıyallahu teala. Günlerce kıvranıyordum diyor. Şu Mescid-i Nebevi'de, Ravza-i Mutahhara'da, minberlen Hucurat-ı Saadet arasında. İnim inim inliyordum, kıvranıyordum, karnıma kramplar giriyordu diyor. Şu kadar bir şey bulamıyordum diyor. Niçin Ebu Hureyre radıyallahu anh çekti bu çile? Sana bana hadis-i şerif tebliğ edebilmek için. O çilelerle bu din bize kadar geldi. Şimdi bize gelip de bu emaneti biz de mi bozduracağız ya? Onun için mutlaka ilim meclisleri, iştirak, gelmek, gitmek, okumak, dinlemek, dinletmek, anlatmak, tebliğ etmek. Tebliğ de kolaylaştı. Yani sonradan da link atıyorsun, tweetle atıyorsun, bilmem ne atıyorsun, sohbetin tamamını adam dinleyebiliyor arabada, şurada, burada. Kulağına bir şey takıyor. Herkes şarkı dinlemeye takıyor. Sen de hadis dinlemeye takarsın. Bunlar da kolaylaştı. Ama ilim ancak teallümledir. İlim ancak alimlerin ağızlarından alınır. Ve özellikle ilim meclisine gelenler faziletini, farkını görürler. Üstün imkanlara nail olurlar. Çünkü burada her adımına bir hac ve ömre sevabı alırlar. Her adımında bir günahları dökülür, bir sevapları yazılır, bir dereceleri artırılır, terfi ettirilir. Alimle müteallim, yani uzaktan bunu, herkesin imkanı yok şu anda buraya gelme. Dünya nerelerinden dinliyorlar şu anda. Ama fırsatı olup adım atanlar, ecirleri ne kadar büyük olacak? Zaten hadis-i şerifler de o konulardaymış. Yani kaldığım ders, ilim meclisleri, alim, müteallim, talebe ve tahsil derslerinde kalmışım. Yani kaç aydır yapamıyoruz bunu değil mi? 6-7 ay. Belki de fazladır tergip dersleri Lale Gül'de. Eski dersleri veriyorlar mı bilmiyorum. Veriyor musunuz eski dersleri? He? Bak. Eski dersler. Haftalık günü var mı? Bak hemen zamandan kaç, belki de kaç hafta yapmışım yani. Size zaten fark etmiyor ki eski yeni, hepsini yeni zannediyorsunuz. Geçen haftayı bir daha verseler yeni zannediyorsunuz. Ya aklınız başınızda değil. Ya da geçen haftayı dinlememiştiniz yani mesele ondan dolayı. Pek fark etmiyor size herhalde. Aynısını koysalar devam edin, dinlersiniz. Tabii yeni bir şeyler bugün söylemek lazım buyuruyor Mevlana Hazretleri. Ama eski derslerde çok ilimler geçti. Kaldığım yer de buraymış. Yani alim ve ulemanın ve ilmin, ilim meclislerinin faziletleri, zikir ve ilmin dışında her şeyin lanetli olduğu konular, o konuda kalmışım. İnşallah
30 Mart'ta da kadınınızla, erkeğinizle inşallah gelirken, evden çıkarken, işten çıkarken niyet. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şimdi hayatta olsaydı ne anlatıyordu sahabesine? Hadis-i şerif anlatıyor. Ben de onun hadis-i şeriflerini Tergib-i Terif Hafız Müziri Hazretlerinden dinlemeye gidiyorum. Bu niyetle gelirseniz sanki asr-ı saadette Mescid-i Nebevi'ye gelmiş gibi olursunuz. Fark yok. Onun meclisleri bunlar. Hadis meclisleri, ilim meclisleri, Resulullah'ın meclisleri. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yeter ki konuşan adam hadise yanlış mana vermesin yani. Uydurmasın, kaydırmasın, tahrifat yapmasın. Naklettikten sonra, şerh ettikten sonra meclis bizim meclisimiz değildir. Haşa ve kella. Biz kimiz meclis kuracağız ya? Biz kimiz haşa ve kella? Aman! Cübbeliye gidiyorum, takçeliye gidiyorum, şalvarlıya gidiyorum. Aman! Pantoluya hiç gitme de yani, neyse. Ama kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis meclisine gidiyorum. Niyet olsun, şuur olsun, ihlas olsun. Kendimizi öne çıkartmayalım, kendi isimlerimizden bahsetmeyelim. Kendimiz neyiz biz mi? Tövbe ya Rabbi Elham. Evliyaullah ile diyor, ya Rabbi, cehennemden muhafaza eyle diye dua edip edip duruyor. İhvan da şaşırdılar yani, büyük velilerin dualarında. Ya Rabbi diyor, ben kimim ki senden cennet isteyeceğim? Çok ayıp olur, rezil olurum cennet istersen. Ben kimim ki senden cennet isteyeceğim? Biz cenneti istiyoruz, amin falan bir hareketler falan. O da ayrı bir şuur mesela. Cennet istemek de sünnettir ama isterken de biraz utanmak da icap eder. Biz kimiz adımızdan bahsedeceğiz ya? Bizim meclis kurmuşuz da, ders halakamız var da, hoca okutuyoruz da falan filan. Ayıp şeyler, utanmak lazım. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden okuyoruz, vesile oluyoruz, bizi bu hizmette istimal ediyorlar. Ne kadar hamd etsek azdır, Allah'ın bizi bu işte kullanıyor da batıla hizmet ettirmiyor elhamdülillah. Mevzu budur. Şimdi buraya bir saat koyarsanız hocam, sabaha kadar burada kalmak istemiyorsanız, şuraya bir gözümün göreceği iri rakamlı bir saat rica ediyorum. Şimdi acil değil. Şimdi artık elimde aldım telefonumu öyle bakıyorum çünkü. Hava da dona çeker, ondan sonra uzaktan gelenler geri gider. Bugün çok uzatmak istemiyorum. Aslında inata bindirmeyelim, uzatabilirim yani. Ama sizi düşünüyorum bak. Sizi düşünüyorum. Yani çünkü yola giderseniz benden uzak çoğunuzun yolu. Onun için birkaç hadis-i şerif rivayet edeceğim. Bir iki husus ilan ediyorum. Bir tanesi, efendim, Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri, Allah hayırlı uzun ömür versin, sıhhati afiyete daim etsin. Büyük seyyittir, şeceresi sabittir. Seyyid Muhammed Alevül Maliki Hazretleri'nin en yakın refikidir. Efendi Hazretlerimizin hatmi şerif icazetlilerindendir. Mübarek allamedir. İsnatlıdır, senetlidir, ne dersen de, ben de çok şehit gördüm. Hepsini başımın tacı, ayaklarından öperim. Seyyid İbrahim Ahsi Hazretleri şu anda dünyada bulunanların en faziletlilerindendir. Buna şüpheniz olmasın. Yarın icazeti var. Kütüb-ü Sitte 6 sahih hadis kaynağından icazet verecek. Tabii bu hadis icazetlerinde biliyorsunuz, muhaddislerin isimleri, salihlerin isimleri, şecereler okunuyor. Oralara rahmetler yağıyor, feyizler, bereketler iniyor. Bu sahihtir. Böyle meclisler az oluyor. Biliyorsunuz birkaç kere de Fatih Camisi'nde de yaptı ama şimdi Kayabaşı'nda bulunuyor efendim. Buralarda pek şey edemedi. Onun için Başakşehir Merkez Camisi mi? Doğrudur da kağıda yazan yok yani mübarek. Doğrudur da ben her şeyi kafamda tutacağım. Başakşehir, şimdi Başakşehir diyecek yere başka bir şey desem ne olacaktı? Başakşehir Merkez Camisi. Merkez Camisi, herhalde birkaç merkez yoktu. Şimdi her yer merkez oldu tabii. Bir de o da ayrı bir mesele de. Başakşehir Merkez Camii dediler. Burada öğlen namazını müteakiben kadınlara da yer var. Kadından, erkekten, öğlen zaten müsait vakit hepinizin tatil gününde. Seyyid Hazretleri Kütüb-ü Sitte 6 tane sahih kaynaktan okuttuğu talebelerine icazet okuyacak. Bu icazeti okurken senette, isnatta büyük veliler, muhaddisler, en büyük hadis hafızların isimleri zikredilecek. Oraya rahmetler yağacak. Duaları amin denecek. Mutlaka kabul eseri görülecektir diye itikad ediyor. Sizlere de duyuruyorum. Bu benim boynumun borcudur. Ölene kadar da Seyyid İbrahim Hazretleri'nin meclislerine davet ederim. Etmek zorundayız. Çünkü bize çok vefalı davrandı.
Zaten seyit olmaz, zaten muhaddis olmaz. Onlar ayrı bir şey. Ama bir sene bizi hapse attıklarında evine barkına gitmedi, memleketine, çoluk çocuğuna dönmedi. Ben burada manen vazifeliyim, cübbeliği çıkarıp buraya gelene kadar bu sohbet devam edecek dedi. Benim en yakınlarım terk etti gitti, okuttuğum talebeleri hocalar ziyaretime gelmedi. Bazıları için konuşuyorum. İsmail Koç Hoca gibiler ayrı. Allah için geldiler, ettiler, mahkemelere, talebeleri mahkemenin kapısına getirdi. Böyle vefalı dostlarım çoktur. Ama öyle şeyler yaşadığım günde, Koca Seyyid İbrahim Hazretleri bir sene sohbete devam etti. Bizim üzerimizde büyük hakkı vardır. Ama zaten yarın giden kendi kazanır. Seyyid'in kimseye ihtiyacı yok. Muhaddislerin kimseye ihtiyacı yok. Ama icazette bunu dualara amin der. Efendim, bereketlere nail oluruz. İnşallahü Rahman. Bunu da duyurmuş olayım. 34 CİM 59 araç yolun ortasına bırakılmış. Siz de nöbetçiler tutun. Yolun ortasına bırakırken işte nöbetçi lazım ki bıraktırmasın yani. Sohbet için. 34 CİM 59 buradaysa aracını alsın diye ilan ediyorlar. Yol açmak imandandır. Yol tıkatmak bezadandır, cefadandır. Allah muhafaza buyursun. Tersini düşünüyorsunuz işte. İmandandırın tersini anlamak lazım. Yol açmak imandandır. İmandan bir şubedir buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir de Fahrettin Özdemir kardeşimiz çok seneler bize hizmet etti. Evvelden beri cemaatimize iştirak eder. Adalardan gelirdi. Ta Mason, Rotary, Lyonslar, kulüplerden bu yolu buldular. 25-30 sene evvel Ünalan sohbetlerine geldi. Ünalan sohbetlerinde çok insanlar getirdiler. Nice insanlar hidayetine vesile oldular. Onun babası Mahir Özdemir, dedemiz, büyüğümüz vefat etti. 95 yaşına artık aklı gidiyor, geliyor falan. Boğazına balgam tıkanmış diyorlar işte, onu açmaya çalışıyorlar falan. Biraz nefesi açılıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Balgam tıkanıyor diyor, aklı gidiyor geliyor. Biraz ağzını açıyor. La ilahe illallah ya. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Yani biz çocukluğumuzdan beri diyor babamızda namaz terk ettiğini bilmiyoruz. Yani eski insanların devamı, sebatı, salahı, takvası başka. Onlar taviz vermezdiler. Vermediler. Hiç de devam edip bırakmadılar. Allah da onlar bırakmadı. Celle Celaluhu son nefesine de imanla. Darısı bizim başımıza. Allah'ım hafızamızdan mahrum etmesin. Amin. Son nefese kadar zekamızla müzeyyen eylesin. Amin. Mümette eylesin. Amin. Aklımızla faydalanmayı nasip eylesin. Gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımızdan mahrum eylemesin. Amin. Hep duam öyledir. Sohbetlerime gelenlerde bir dua tuttursak zaten yetecek. Allah'ım Celle Celaluhu son nefesimizden bir evvelki namazı da rükû secde yaparak kılmayı nasip eylesin. Amin. Bu çok mühim bir mesele. Sürünmekten Allah muhafaza eylesin. Yaşarsın, yaşarsın ama yani hakikaten ne bileyim, rükû secde de yapamadıktan sonra ben de çok bir mana görmüyorum. Rükûsuz secde yapan. Tamam, mazur olan yapmış sayılır ama Allah'ım secdeye, yani birkaç ay bypass'tan sonra secdeye mecburen eylemedik, göğsümüzde yastık duruyoruz. Birkaç ay o secdeye kavuştuğumun yani zevkini, tadını kimseye anlatamam. Bu secdesiz o iki ay nasıl olur? Başımızla kılıyoruz ama aman ya Rabbi ne nimetmiş o secdeye eğilmek meselesi ya. Yani illaki bypass olmanız yok. Bu bacağını eğilmese yine eğilemiyorsun yani. Onun için Mevla sıhhat-ı afiyette daim eylesin. Mahir Özdemir dedemize, büyüğümüze de gırkı gırk rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. İslam'a hizmet eden aileler yetiştirdiği için kendisine fevkat tecelli ihsan eylesin. Amin. Mahir amcamızın da ruhu için, bu efendim külliye inşa eden hayrat sahiplerinde, geçmişlerinde ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 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 hediyelerimizi ba'del kabul minna Mahir Efendi'nin ve bu cemaatin geçmişlerinden hayır sahiplerine ervane edildik. Vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin.
kabirlen nur eyle ya Rabbel alemin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve an İbni Abbasin radıyallahu teâlâ anhumâ. Şimdi hadis-i şerifin önce metnini okuyalım. Sonra ben böyle kırık kırık bazen de veriyorum ediyorum da bir hadis-i şerifin tümünü bir okumak lazım ki hani arada Türkçeler de giriyor falan. Arap da dinlese değil mi? Bir Arap kardeşimiz yani dinlese o da hadis-i şerifin ilerisini duyduğu zaman manasını anlamış olsun. Hem de hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir tek parçada okuduğu üzere sünnet-i seniye üzere bir okuyalım. Siz de niye bu kadar uzun Arapça okuyor bir şey anlamadık diye rahatsız olmayın yani. Önce bir hadis-i şerifin metnini okuyalım, bereket hasıl olsun. Ondan sonra mana verelim inşallah. Ve an İbn Abbas radıyallahu teala anhuma kâle kâle Rasûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hep salavat-ı şerife. Ne zaman dendi? Hoca da diyecek, cemaat da diyecek, duyan da diyecek. En cimri adam benim ismim anılıp da bana salavat okumayandır. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem. Aman, aman, aman. Öyle. Profesörlerin, doçentlerin, akademisyenlerin konferans salonlarının şeyine çevirmeyelim. Çünkü bunlar da biliyorsunuz mektep arkadaşı gibi şeyler oluyor. Hiç salavat diye bir şey ağızlarından duyulmuyor yani. Cemaattan da duyulmuyor. Bu çok büyük bir ruhsuzluk ve nursuzluk getiriyor. Onun için biz mutlaka, hele ki biz burada tergib-i terip dersindeyiz. Zaten her sohbette mutlaka. Resulullah'sız sallallahu aleyhi ve sellem ders olamaz. Hiçbir ders. Siyer de olamaz. Tefsir de olamaz. Fıkıh da olamaz. Akaid de olamaz. Tasavvuf da olamaz. Din, onun bize getirdiği din, tek vasıta, ilk vasıta, en büyük vasıta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ulema ve adil ümmeti racülen, racülün atâllâh ilmen, febezelehu linnâsi, ve lem ye'hud aleyh tam'an, ve lem yeşteri bihi semenen, فَذَٰلِكَ تَسْتَغْفِرُ لَوْ حِيْتَانُ الْبَحْرِ وَدَوَابُّ الْبَرِّ وَالطَّيْرُ فِي جَوِّ السَّمَاءِ وَيَقْدُمُ عَلَى اللّٰهِ سَيِّدًا شَر۪يفًا حَتَّى يُرَافِقَ الْمُرْسَل۪ينَ. Bu ziyade, mecmuadan ziyade olan tarafı. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَبَخِلَ بِعِبَادِ اللّٰهِ وَاَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا وَشَرَاب۪ي ثَمَنًا فَذَٰلِكَ يُلْجَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَارٍ وَيُنَادِي مُنَادٍ هَذَا الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَبَخِلَ بِهِ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا وَاشْتَرَى بِهِ ثَمَنًا فَكَذَٰلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ الْحِسَابِ. صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Taberani büyük muhaddis Mu'cemu l-Evsat'ta bu hadis-i şerifi zikrediyor. Hafız Münziri'nin zaten rivayet etmesi de bizim için yeterlidir. Ama o da tabii kaynaklarını söylüyor. Herkes kaynağını söylüyor. Kaynaksız konuşan, işkembe-i kübradan atanlar, işte şimdiki bazı ilaççılar gibi, bana göre böyle, bana göre şöyle diyenler, bunların dinden, ilimden hiçbir nasipleri olamaz. Hafız Münziri olsan ne yapman lazım? Kaynak vermen lazım. Koca Hafız Münziri muhaddis ne diyor? Taberani Mu'cem-i Evsat'ları var. Taberani'ye gidersen ne diyor? Ben şundan duydum, o şundan. Mesela kimden duymuş? İşte Abdullah ibn-i Hıraç'tan, o şundan, şundan, radıyallahu anh, radıyallahu anh, radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme kadar ulaşıyor. Şimdi, buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem, bu ümmetin alimleri iki kısımdır. Şimdi her taraf hoca dolu. Efendim, ulema geçinenler var. Hakikaten alim olan insanlar var. Allah sayılarını ziyade eylesin. Suni olanlar var. Alim olmayıp kendine alim diyenler, dedirtenler var. Alim olup da dini tahrif edip, değiştirip Allah'ın adına melun olanlar var. Çok yani. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki sınıfta bunları tasnif etmiştir. Tabii şimdi bazı hoca geçinip, işte profesör, doçent, akademisyen falan filan bunlara ulema demek, eğer bunlar dinden çıkan elfazı küfür söylüyorlarsa, elfazı küfür söylüyorlarsa, mesela adam ne diyor? Cennet Arap'ın olsun diyor. Hani Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter diyen gibi, adam tefsir profesörü. Sesini size aktardım sitemde. Ne diyor?
Bu diyorum cennet Arap'ın diyor. Bizde ne alakası var? Bizim Giresun diyor zaten çok yeşillik. Bu kadar yeşillik Kur'an'da niye anlatıyor ki diyor. Ya bunu yakında sesinden dinlediniz. Dolayısıyla bu adamlar tefsir var. Bu adamlar itibar görüyor. Bu adamlar konferans veriyor her yerde. Belediyeler, melediyeler bunlara şey veriyor. Efendim hak veriyor. Onlar geliyorlar tertip komik şey diyorlar. Programları da iptal olsa ortalığı yıkıyorlar. Bizi kim iptal ettiriyor ya bizim? Haberimiz bile yok yani ne iptalden ne bir şeyden. Ben bunları takip edemem ki. Ama tabii Müslümanlar adamların lafını sözünü dinleyince tepki verenler olabilir ve bizi alakadar etmiyor ama şimdi adam seni Allah'ın dininden alay edersen sana şimdi ulemadan denir mi şimdi? Denmez. Şimdi bu ümmetin alimleri ikidir. Bu hangi alimlerden bahsediyor bu hadis-i şerif? He? Bu hadis-i şerif Müslüman alimlerden bahsediyor. Ne demek? Şimdi, Efendi Hazretleri, Kaddesallahu Ruhu'nun sözleri çok ince, anlaşılmaya tabi, hikmetli sözler olması hasebiyle. Oruç tutamayacak hastalığı olup, işte durumunu arz ediyor, işte Müslüman doktora git. Şimdi Müslüman doktora git de, hani çünkü orucu kasıtlı bozdurmak isteyenler var. Neren ağrısa tutma diyor falan, o başka. Mason, Lyons dolu var. Ama Efendi Hazretleri'nin bir sözü var mesela. Ya da bir hocadan fetva alacak diyor. Müslüman hocadan fetva sor. Bunu millet anlamıyor. Hocanın da gavuru mu olur diye. Şimdi Efendinin sözünün ne kadar manalı olduğu şu an dönemde acayip anlaşılıyor. Adama fetva soruyorsun. Adam Müslüman değil ki. Nasıl Müslüman değil? Adam diyor ki işte ilahiyatta baş hocalarına Kur'an'ın %40'ının diyor çıkartılması lazım, günümüze hitap etmiyor diyor. Şimdi bu Müslüman mı? Ama ilahiyatta hoca. %40'ı diyor, rakam da koymuş. Öbürü orada ne diyor? Beriki burada diyor, Kehf suresinin ayetleri değişmesi lazım diyor. Ankara ilahiyatta hoca. Öbürü orada İlmi Kelam Dalı Başkanı şu anda Ankara'da. Ne diyor? Kader meder alın yazısı ne alakası var diyor. Öbürü burada, işte bunların hepsinin ismini vermeye lüzum olmuyor artık. Sözlerinden anlaşılıyor. Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini diyor. Allah'ın ilmini reddediyor bu adamların hepsi. Kimi de sakalı da var. Kimisi fetvacı, kimisi şucu, kimisi bucu. Siteleri var, vakıfları var. Kimisi muvazzaf. Resmen şu anda ders okutuyor talebeye şu anda. Şimdi burada şu lafları söyleyenlerden hiçbirine Müslüman denebilir mi? Şu deminden beri bak. Bak şu dediklerimi, her şeye söylemiyorum. Bak her konuda dolu yanlışları olabilir. Fetva yanlış verir, şunu yapar, bunu yapar. Her şeye Müslüman denmez demem. Yanlış konuşuyor derim. Ama şu deminden beri kasıtlı saydım 4-5 kelime. Bunların hiçbirini söyleyene Müslüman denemez. Onun için burada bu ümmetin uleması iki sınıftır deyince hadis-i şerifin, sen orada iki sınıftan, bunlar da iki sınıftan bozuk olanlar zannetme. Çünkü bunların tasnifte yeri yok. Bu lafı diyen Müslüman olabilir mi? Olamaz. Olamayınca bu ümmetin ulemasından olabilir mi? Olamaz. O zaman bu ümmet uleması iki sınıftırın, ikisinin içinde bunları ararsanız bulamayacaksınız yani. Bu hadis-i şerif onlardan bahsetmiyor. Anlatabildim mi? Geçen İsmail Türüt'ten Allah selamet versin. Oturuyoruz. Anası var yanında. 80-85 yaşında. Maşallah. Allah selamet versin. Şimdi bir hocadan bahsediyoruz. Biri Çaykara'dan ağrı Samsun'a gelmiştir. Biri buralarda dolanıyor Çorum'dan ağrı. Şimdi bunlardan bahsederken tabii bunların neleri var? Neleri var tabii. Konu konuşuluyor. O da diyor ki işte bunlarla bir görüşsen, otursan hocam işte şöyledir, böyledir. Ya efendim. Ya İsmail Efendi bunları biz yola getiremeyiz. Bunlar bizi de yoldan çıkarma tehlikesi var diyorum yani. Hakikaten korkulacak adamlar. Yok seni seviyorlar şöyle, aman beni sevmesinler Allah muhafaza. Severlerse daha ben de kendimde tehlike görüyorum tabii. Anlatıyor, dinletiyor, ne var ya falan şudur budur. Neyse anası duydu. Rize şivesiyle. Ya kaçırdık onu bir videoya çekebilseydik. Çin'e kadar izlenmişti. Bütün Türkiye alt üstüne gelirdi ya. Kadın öyle güzel konuştu ki. Koca karı itikadı üzere olun. Hacı annemiz, aleyküm bi itikadil acayiz. Koca karı itikadını muhafaza edin. Hadis-i şerifinin tecellisini gördüm. Orada biz konuşuyoruz. O da oradan kulak müşavirine. O da zeki, kulağından kusu duyuyor. Güzel böyle Rize'nin şeyleri böyle atmaca gibidirler ha.
Dedi ki, o hoca ne yapmış dedi ya? Yani sen niye beni ikna etmeye uğraşıyor ya, görüş elbette değil. O hoca ne yapmış dedi. Ya dedi işte dedi, kabir azabını inkar ediyor. Halbuki kabir azabı ehven kaldı. Meryem validemize çift cinsiyet isnatları, dört kuşun kafasının koparılıp yeniden dirilmesi, İbrahim Aleyhisselam, ayetler zaten Hızar'a verilmiş de, yani kabir azabı da tabii ayetlerle de müeyyettir ama, yani kabir azabı bilene kaldı, öbürlerine göre bir altta kaldı yani, tasnifte seni. Dedi, o ne yapmış da dedi, bu hoca ona kızıyor dedi. O da dedi ki işte, ya dedi işte kabir azabı falan kâr ediyor falan da işte. Oy dedi, o hoca mıdır dedi. Ben onu görsem derim ona, hangi imanla geziyorsun? Bana bak dedi, hoca demeyin, günaha girersiniz dedi. Bunu şu anda dünyada benim diyen hoca ve şeyhin konuşamayacağı bir laf. Bu yaşlı hacı nenemizin. Lafa bak. Kabir azabını dedi, inkar edeyi dedi. He? Uy dedi, bu nereye yatacak dedi. Müslüman mıdır dedi bu dedi. Sakın dedi hocamız demeyin. Hep günaha girersiniz dedi. Dedim gördün mü İsmail Efendi? Biz bugün bu itikada muhtacız. Biz bunu kaybettik. 100 ilahiyat açıldı, 5000 bilmem ümmetim açılabilir. Şu kadar kurum, kuruluş, akademisyen söylüyor derken bu safiyane akide bozuldu. O da bir görüştür. O da bir akademisyendir. Onun da bir bildiği vardır. Onu da bir dinleyelim. Bunu bizim hacı hocalarımız bile normal görmeye başladı. Normal görmeye başladı. Yani ehli sünnet hocalarımızın oğulları, en kıymetli büyüklerimizin oğulları, yakınları, bir de bakıyorsun Mustafa Karataş'tan yan yana resmi var. Mustafa Karataş kim? Nüzülü Mesih İsa Aleyhisselam ineceği hadislerin tümünü inkar eder. Mütevatir hadisleri inkar. Ahl-i Hüsnü Rahimullah diyor, Nüzülü Mesih'in münkirinin tekfirine icma vardır. Nüzülü Mesih inkar ediyor. Bu adamdan oturuyorlar, kalkıyorlar, ediyorlar. Bu da bir geriştir. Ya sen bizim adamımızsın, ehl-i sünnet hocamızsın, kardeşimizsin, büyüklerimizin oğlusun. Yavrum senin ne işin var bunların yanında? Ne işin var? Efendi Hazretleri, kaddesallahu aleyhi ve sellem, ben Mahmud Efendi Hazretleri'ni tanımışım, onun yanında yaşamışım. Kardeşim, bana yutturamazsın. Bana yutturamazsın. Aziz Bayındır geldiği zaman, İsmail Ağa Ahmet Manlı Hoca onu iyi niyetle de olsa yanlış yaparak getirdiği zaman, efendi getirme bunu bize dediği halde, o zaman Aziz Bayındır İstanbul Süleymaniye'de fıkıh daire başkanı, fetvalar o veriyor. Sonra millete camide sünnet kılmayın, milmayın dedi de indirdiler aşağı kürsüden falan. Sonra Diyanet atmak zorunda kaldı. O zaman tabii muazzaf. Muazzaf olduğu için Ahmet Manlı Hoca bunu ikna edelim, şudur budur. Rabıta'ya itiraz ediyor, şunu itiraz ediyor, buna itiraz. Bizim aleyhimize kasette sohbet yapmış, Süleymaniye'de sohbet yapmış, o kaseti yaymış. Efendi Hazretleri'nin tefsirinde bizi yapmış. Halbuki bizim hep tefsirde olan bütün hadis-i şeriflerin kaynakları var. Şeyhül İslamlar kabul etmiş o hadisi, sen kabul etmiyorsun. Sen kimsin? Ama işte tamam getirdiler. Hızır Efendi rahmetullahi aleyh, Bayram Efendi rahmetullahi aleyh, daha birçok hocalarımız, 5-10 hoca toplaşıldı orada. Efendi Hazretleri neyse bunu anlatmış. Yok, rabıta işte uydurmadır haşa. İşte ben İmam-ı Rabbani bunu kabul etmiyordu. Haşa İmam-ı Rabbani en başta kabul ediyor mektubatta. Halid-i Bağdadi bunu çıkarttı. Haşa Halid-i Bağdadi tarikatta bidat çıkarabilir mi? Hepsi meşayihe bağlı birbirine ama Halid-i Bağdadi müceddittir ve tarikat-ı aliyenin kolbaşıdır. Ondan sonra kıyamete kadar Halidiye kolu yaşıyor. Allah bizi hakiki müntesiplerinden eylesin. Amin. Şimdi böyle şeyler konuştu yani. Bak orada Aziz Bayındır mesela şu anda Allah'ın ilim sıfatını inkar ediyor. Allah kimsenin yarın evleneceği kızı bilmez diyor mesela. Ha şimdi o zaman öyle bir şey duyulmamıştı. Allah'ın ilim sıfatını inkar eden ne olur temel lüzum yok. Ama o zaman öyle bir şey. Şimdi rabıta inkar ediyor. Biz şimdi rabıtayı inkar edene kafir diyebilir miyiz? Haşa diyemeyiz yani. Diyemeyiz. Zaruriyatı diniyeden değildir.
Bazı tarikatlerde de istimali yoktur yani. Ama bizim tarikatimizde esaslardandır. Kadiri'de de vardır. Ama bunlar zaruriyat-ı diniyeden değildir yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela İskilip Latif Efendi Hoca Efendi rahmetullahi aleyh, büyük şehit. O da böyle itirazlar var. Ama Alaeddin Efendi babamız onunla beraber çok hareket ederdi yani. Çünkü şeriat alimiydi. Dolayısıyla bunlarda dengeyi korumak lazım. Aşırılık lüzum yok. Biz büyüklerimizden nerede gördük orada duracağız. Rabıta inkar. Ama Efendi Hazretleri burada bir Allah için sinirlen. Neden? Halid-i Bağdadi uydurdu deyince Evliyaullah iftira oldu yani. Sonra işte müridim nerede immet istese yardım ederim. Abdülkadir Geylani'nin mürideyine mestehâteni uğifi velev kâne fî berim ve bahrim. Bunları okudu Efendi Hazretleri. Okuyunca yok dedi Abdülkadir Geylani öyle bir şey demez. Ne zaman demiş ya bilmem ne. Orada da bir itiraz vuku buldu falan. Ama bunlar insanı ehl-i sünnetten çıkaracak şeyler değil yani. Ama Efendi Hazretleri'nin hassasiyeti ve Allah dostlarına karşı olan müdafasından dolayı ona gazaplandı yani. Tabii biz de bir çıkışlar yaptık. O bir çıkış, bu bir çıkış, herkes. Ondan sonra neyse bir iyi, hoş hava olmadı. Sonra o onu bir şey kendi kendine yazmış. İşte efendim şu şunu dedi, bu bunu dedi. Onu klasör yaptı, Avrupalarda dağıttı, bir şeyler etti yani. Kendi kendine yazmış. Şahit yok, bir şey yok. Efendim neyse, sonunda ayrılacağız. Yani kalkılıyor. Dedi yine dedi, iyi ayrılalım dedi. Sizi bir dedi yani musafa edelim, ayrılalım dedi. Bak ben Mahmud Efendi Hazretlerinden bunu görmüş bir adamım yani. Sen dedi Evliyaullah'a bu kadar iftira attın, ben sana elimi vermem dedi yani. Ve o zaman bu adamın böyle Allah'ın ilim sıfatını inkar bir şey yoktu ya. Yoktu. Ya ve de, ya da demiyordu yani. Biz orada teferruat sayılabilecek, teferruatın teferruatı sayılabilecek bir konudan dolayı Evliyaullah'a dedi, laf uzattın, dil uzattın, ben sana elimi vermem. Israr ettiler, mübarek elini vermedi yani. Belki de, belkisi fazla, her türlü günahı işleyen, günahkar bir insan da olsa el veriyor mu, veriyor muydu? Veriyordu yani. Veriyordu. Niye? Bidat ehlinin zararı her zarardan, müşriğin zararından eşittir buyuruyor İmam-ı Rabbani mektubatında. Şimdi kardeşim, hal böyleyken nüzül-ü Mesih gibi mütevatir bir konu inkar eden, ondan sonra bunlar bu Fatih'teki bu cemaat kızlarına bile el öptürmezler, sapık bunlar, sapık, kendi kızlarımı bunlardan zor kurtardım diyen adam, televizyonda sesi var. Bu adamlarla bizim hoca kardeşlerimiz yan yana oturmaları, bunları alıp getirmeleri, götürmeleri, bunlarla birlikte aynı teşkilatlarda üye isimlerinin geçmeleri. Normal karşılıyor musunuz bunları? He? Efendi Hazretleri'nin yoluna yakışıyor mu bunlar? Efendi böyle bir şeyleri duysa ne yapar? Onun için arkadaşlar, nüzülü Mesih'i inkar edenleri falan, bu adamları bu hadisteki ulema iki sınıftırın, ikiden birinde aramayın. Çünkü burada ehl-i sünnet, Müslüman ehl-i sünnetten bahsediliyor. Adamlar, İslam alimleri, dernekleri, bilmem neleri kaç tane kurmuşlar, ehl-i sünnet. Ya yine bir büyük hocamızın oğlunu arıyorum, o da meşhur biri, Fatih semtinde. Ya diyorum, şu ehl-i sünnet hocalar birleşsek de şu işte bir hizmet yapalım. Ya diyorum, biraz diyor Şia'dan da alsak diyor. Tamam dedim telefon, konu kapanmıştır hocam dedim, kapattım telefonu. Biraz da diyor Şia'dan da alsak diyor. Adamlar gittiler Sivas'ta toplantıya, bütün ulemayı göğe oraya topladılar o Sivas'ta. Orada toplantı yapıldı. Geldiler hocalara soruyor. Resmi olan hocalarımız orada, bizim de tanıdığımız birkaç hocamız gitti. Hocam dedim, ne oldu orada, doldu taştı bütün hocalar toplandınız. Ya keşke gitmez olaydım dedi hoca efendiler. Kıymetli hoca efendiler, isimlerini vermeyeyim, bizim efendilerimizin vekilleri. Keşke gitmez olaydık, biz ne bileydik böyle olacak. Neden rahatsız oldunuz hocam dedim. Yahu dedi, 24 saattir herkes konuşma hakkı aldı, ehl-i sünneti tarif edemedik dedi. Hoca efendi dedi ki, tabii Hüseyin Avni hocamız zaten maşallah ehl-i sünnet kale. İhsan Şen Hoca hoca efendi, yahu dedim dedi, ehl-i sünnet nedir? Tarif yazdırıyorum. Benim
sunum yani, fikrim yani, teklif sunuyorum heyete. Ehl-i sünnet nedir? İslam eşittir, Kur'an sünnet eşittir ehl-i sünnet. Yoksa ehl-i sünnet nedir? Şia'dan, Mürciye'den, Müşebbiye'den, Mutezile'den, Cebriye'den, Kaderiye'den falan falan. Say 72 tane sapık fırkayı. Bunların haricinde farklı bir mezheptir. Böyle mi diyeceğiz? Yoksa İslam, Kur'an, sünnet, ehl-i sünnet eşittir İslam. Doğrusu hangisi? İslam eşittir Kur'an, sünnet, ehl-i sünnet. Öbürün İslam'la ne işi var? Adam diyor Kur'an'ın yarısı eksik diyor zaten ya. Dörtte üç eksik diyor. Ve oradaki ehl-i sünnet diye gidenlerden, o grup kuranlardan, başkanlık adam ne diyor? Ya diyor, burada diyor bir tarif yaptık ama diyor, Şia'yı bunun neresine koyacağız diyor. La havle ve la kuvvete illa. Ağzını bozacaksın şimdi buna yani. Kardeşim, adam ehl-i sünnet olsa zaten adı Şia olmaz. Biz bunu ehl-i sünnetin içinde bir yere yerleştirmek zorunda mıyız ya? Maalesef büyük oyunlar oynanıyor. Ilımlı İslam derken ılımlı İsmaila'ya dahi götürmek isteyenler vardır. Bunda şüphemiz yoktur. Ama İsmaila'nın alimleri, heyetleri, fıkıh heyetleri, büyük heyetleri Allah'ın izniyle bu oyunları bozacak güce sahiptirler elhamdülillah. Ama biraz boş verirsen, biraz uyursan böyle hafif baktın merkeze girdiler yani. Bu kadar büyük tehlikedeyiz. Bu kadar büyük tehlikedeyiz. Her an tetikte olmamız lazım. Efendi Hazretleri öyle buyuruyor. Din yıkılıyor burada dedi. Yaylaya gidecek zaman değil, keyif yapacak zaman değil, soğuk yer arayacak zaman değil, İslam yıkılmaya uğraşılıyor. Biz burada nöbetteyiz dedi yani. Bak nöbetteyiz dedi. Hala nöbette Koca Sultan 95 yaşında. Hala nöbette. Böyle tetikte duruyor. Onun için bu büyüklerimiz çok emek edip bu dini sapasağlam getirdiler. Taviz verip müsamaha yapalım derken din içinde müsamaha olmaz kardeşim. Sen müsamaha yapacak mısın? Çok insancıl mı davranmak istiyorsun? Çok ahlaki, nazik beyefendi, haza İstanbul beyefendisi falan filan. Kuzguncuk efendisi, teşrifatçı falan. Çok güzel, beyler beyefendisi ol. Ha ben sana bir teklifim nedir? Adama borç ver. Adam ödemediği zaman ertele faizsiz, ertele, ertele. Sonra adam hiç ödeyemiyorum, şimdi sen düşün dediği zaman. Olsun kardeşim, helal olsun de. Bak musamaha. Yapıyor musun bunu? 40 yıllık cami cemaat dostunu 5 kuruş için rezil ediyorsun be. Parada müsamaha yok. Bahçede bir karış müsamaha yok. Havanı kesse bir kuruş müsamaha yok. Hiçbir işte müsamaha yok. Allah'ın dininde gelince o da bir görüştür. Müsamahalı olalım arkadaşlar. Ya git işine be. Müsamaha yapacaksan kendi hakkında müsamaha yap. Allah'ın Resulü'nün hakkında müsamaha yapamazsın. Kimsenin Allah'ın Resulü'nün dostlarının, ulemanın, evliyanın bize getirdiği dini bozmaya hakkı yok. Mustafa Karataş'la yan yana oturulup toplantı yapmak ve bu toplantıda o başkan yardımcısı olup senin üye olman demek, üye olman demek ne demektir biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadar Bukhari, Müslim dahil bütün mütevatir nüzülü Mesih hakkındaki, bak nüzülü Mesih hakkındaki bu kadar mütevatir ciltler dolusu kitap yazmış hakkında. Bu hadisleri peygamber dese de inanmıyorum. Çünkü bu hadisleri demedi demenin imkanı yok. Çünkü mütevatir olunca imkanı yok yani. Bütün sahabe yalancı olması lazım. Mütevatir olduğu zaman çok kanaldan geliyor. İki yerden gelmiyor ki. Mütevatir hadisi inkar etmenin manası şudur. Bunu Resulullah demiştir, mütevatir demiştir ama dese de aklım almaz. Bunu diyen Müslüman olamaz. O halde ne işimiz var bizim bunların yanında? Onun için lütfen İsmail Türünç'ün annesinin lafı kulağınızda küpe olsun. Sakın bid'at ehli böyle akideye müteallik sıkıntıları olanlara hocal tabirini bile kullanmayın. Günah girersiniz dedi ya. Şu lafa var ya. Öldüm bittim bayıldım ya. Dedim yani yemin ederim 1000 sene evvelki kitaplardaki tabirlerle konuştu kadıncağız ya. İşte. Niçin İmam-ı Cüveyniler, İmam-ül Haremeynler, İmam Gazali'ler, birçok alimler, Fahru Razi'ler vefat edecekleri zaman ne dediler?
Ömrümüz ilimle, sualle, cevapla, şüphelere, reddiyelerle geçti. Ama biz bugün Nişabur'un koca karılarının itikadı üzere ölüyoruz. Çünkü sağlam ve saf ve temiz ve şüphesiz itikattan başka hiçbir ilim bizi kurtaramaz dediler. Ve öyle vefat ettiler. Onun için son nefeste o noktaya gelmeye lüzum yok. Şimdiden o noktada olalım inşallahurrahman. Zaten ya bunların dinlenilmesi de büyük tehlike. Çünkü şüphe insana Allah muhafaza tehlikesi var. Ya benlikten Allah beni muhafaza etsin ama bu kadar okumuşum, okutmuşum, dinlemişim, anlatmışım. Bu kadar diyorum bu adamları dinlerken cevap vereyim de doğru anlayayım. Yanlış naklederler, iftiraya gireriz. Kendim dinleyeyim diye dinlerken bile ya iman tazeliyorum, kelime-i şehadet götürüyorum, evuzüler çekiyorum. Ya Rabbi diyorum imanımı muhafaza ele diyorum. Ya kardeşim sen nasıl bunlarla oturursun kalkarsın dinlersiniz ya? Bir ders yapacağım. Bid'at ehliyle oturup kalkmanın zararları. Bütün ulemanın rivayetlerini tek tek okuyacağım inşallah. Bu çok önem arz ediyor şu anda. Yakında bizim salı sohbetlerini yapacağım. Şimdi bu ümmetin alimleri iki sınıftır. Hangi alimlerden bahsediyoruz? Ha, Müslüman alimlerden. Dolayısıyla hadis-i şerifte gavurları aramayın. Çünkü adam papazdan daha tehlikeli. Hahamdan daha tehlikeli. Hiçbir papaz haham çıkıp da Kur'an'daki cennetle alay etmemiş yani. Haddine de değil yani. Ama tefsir profesörü olarak bunu yapabiliyor ve millette ne var ya o da bir görüş diyebiliyor Ebu. O zamana geldik ki çıt yok, emri bil maruf yok. Bela nereden geldi? İşte bugün tefsirde ikinci cilt sayfayı verdiler mi Seyyid Yusuf Hoca? Ben onu öğrenelim. Efendi Hazretleri'yle yazdığımız tefsirde Efendi Hazretlerimiz 25-30 sene evvel yazmış bunu. Ruhul Furkan ikinci cildinde sayfasını vereceğim 2-3 paragraf var. Tahlil yapmak istiyorsanız şu anda filozofunu, akademisyenini, ne diyeyim sana, ekonomistini küllüsünü bir çuvala doldur. Efendi Hazretleri 25-30 sene evvel bu ümmetin, bu milletin özellikle yaşadığımız ve yaşayacağımız, yaşamakta olduğumuz sorunları 2 paragrafla yazmış. İkinci cilt en az 25-30 sene. En az. Okursanız anlıyorsunuz. Büyükler neleri görmüş, nelere dokunmuş. Ama nerede amel edenler de kardeşim ya. Tehlike büyük. Şimdi zaten geldik ki bana neme lazım. Emri bil maruf yok. Onun için bela geliyor. Azap kalkmıyor, gazap kalkmıyor. İşte bu sohbetler bereketiyle sizleri insanları davet edersiniz, tebliğ ederiz. Hakkı müdafaa ederiz, batıldan içtinab ederiz, milleti uyarırız. O zaman toptan bela gelmeyecek inşallah. Yoksa toptanınıza gelir buyuruyor. Bir tek vaaz-ı nasihat emri bir maruf kaldı. Başka bir şey yok. Çaremiz yok. Çünkü sen sabaha kadar teheccüd kılsan kurtaramazsın diyor hadis-i şerif. Kendin akşama kadar hatim yapsan kurtaramazsın. Medresede sıralı hatmi şerif. Hadis-i şerifle ne buyuruyor? اِنَّ النَّاسِ اِذَا رَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيْرُوا يُشِكُوا اَنْ يَعُمَّ اللّٰهُ بِالْقَابِ Şeriatsızlık alenen işlenip de bunu gören değiştirmezse Allah toptanını bela ile kaplayacak. Yakındır, yakındır. Bunun için tek çözüm reddiye. Allah rızası için, nefis için yok. Şahsi hakaret yok. Kimsenin kaşına gözüne, özel hayatına girmek yok. Ama sen hocayım deyip bunu konuştuysan bu lafı reddederim. Bunu yazdıysan bu yazıyı reddederim. İlmi reddiyeler, hakaret Müslümana yakışmaz. Bunlara zaten hakkımı helal etmiyorum. Hakaret yazan, terbiyesiz ifadeler, tehdit içerikli bunlar kimdirler, nedirler tanımam ama bunlar beni asla temsil edemezler. Ben bunlara hakkımı haram etmişim. Ama ilmi reddiye. Ben zaten konuşuyorum ilmi reddiye. At onu. O at onu sen oraya. Ne biliyorsun efendim? Terbiyesiz bir kelime katıyorsun. Lan bile terbiyesizliktir. En ufak bir hakaret içermeyeceğiz. Onlar bize hakaret etse de biz yapmayacağız. Biz Allah'ımızı savunacağız, Kur'an'ımızı savunacağız. Senin bu sözün dalalettir, riddettir, dinden çıkartır. İşte bazı söz olur, insan dinden çıkartır. Bazı söz olur, ehl-i sünnetten çıkartır. Bazı söz olur, günaha sokar. Bunların tasnifleri var. Her sözde bir değil. Yani ben konuşurken her lafı aynı çuvala doldurmuyorum. Laflara göre ayırıyorum. Şimdi iki sınıf ulema var. Racülün bir adam var. Ateavullah ilmen. Allah ona ilim vermiş.
Febezele o da o ilmi bezletmiş. Cömertçe efendim yaymış. Efendim anlatmış kime? Linnâsi, bütün insanlara. Niçin yapmış bunu? Efendim halisan lillâhi teâlâ. Allah-u Teâlâ'nın rızası için yapmış. Nereden anlıyoruz bunu? Velem yekuz almamış aleyhi o ilmi öğretmek için, yaymak için efendim. Tamaan bir tamahkarlık efendim neticesinde bir mal almamış. Bir mertebe almamış. Bir övgü kazanmak niyet etmiş. Ama insanlar onu övebilir yani. Ama onun niyeti insanların onu övmesi değil. Övseler de konuşuyor, sövseler de konuşuyor, dövseler de konuşuyor. Efendi Hazretleri gibi zatlar böyle yani gördük biz onları böyleydiler. Hiçbir beklentisi yok. İşte koltuk sandalye derdimiz yok derdi mesela. Devamlı koltuk sandalye sizin olsun. Siz İslam'a hizmet edin, ben tuvalet temizleyeyim. Mahmut tuvalet temizleyecek derdi. Bütün tuvaletlerinizi ben temizleyeyim derdi. Bunlar hep durduk yani. Bu laflar şimdi daha iyi anlaşılıyor. Şimdi daha iyi anlaşılıyor. Ne ihlas öğretiyormuş meğer. Ha bu böyle bir alim. Ondan sonra velem yeşteri satın almamıştır bir ona karşılık femene. En ufak bir para ilim öğrettim diye, sohbet edeceğim diye, ders okutacağım diye, talebe okutayım derkene bir ufak menfaat temin etmemiş. Hatta kendi yedirir, kendi içirir, kendi sofrasından evinden yemek getirip ikram eder talebeye. İşte Efendi Hazretimizin en büyük özelliklerinden birisini hayatındaki kitapta da yazmıştılar yani. Biz de beyan etmiştik size. Derse gelememiş bir müezzin efendi, eski 50'li senelerde herhalde yani 50-60'lı dönem. Derse gelemeyince o talebesi, sonra birkaç gün sonra geldiğinde, gördüğünde buyurmuş ki, niye gelemedin? Birkaç gündür derse, hasta mı oldun? Efendim demiş, çok borçlarım var, şeyim var, biraz ek iş yapmak için yani müezzinliğin haricinde birkaç işe gittim, ek iş yaptım, bir şeyler dedim, borcumu şey edeceğim, ondan derse gelemiyorum. Tamam sen dur bekle buyurmuş. Gelmiş, kıymetli hacı annemizin, rahmetullahi aleyha vefat eden hacı annemizin altınlarını almış, herhalde iki bilezik diye hatırlıyorum, iki bileziği getirmiş, borç yok, demiş ki, bunları bizden kabul et demiş, bunları bozdur, borcunu öde, aman bir dersi terk etme demiş yani. Hoca mı arıyorsun? Alim mi arıyorsun? Biz gördük yani. Olduk değil, gördük. Olabiliriz, şansımızı daha kaçırmadık. Olabiliriz, yapabiliriz yani. Bizim toruna bir şey izletiyorlar da devamlı yapabilirim deyip duruyorlar. Herhalde çocuklara psikolojik şey yapabiliriz yani biz de. Yapabiliriz arkadaşlar. Bu zatlar yani bize örnek oldular. Onu derdi yani. Halit abi rahmetullahi aleyh. Efendi babamızın oğlu Ahmet derdi. Çok da böyle hikmetli sözleri vardı. Ben derdi trene binemedim ama derdi. Garda bulunduğum için binenleri gördüm derdi. Büyük bir laf. Ben de binenleri gördüm yani. Çok gördüm. Bindik mi emin değilim. Allah hepimizi selamet limanına çıkarsın. Amin. Allah hepimizi Nuh Aleyhisselam'ın gemisine bindirsin. Amin. Fazl-ı keremiyle kurtarsın. Amin. Bak, tamah etmeyecek, mal mülk istemeyecek, para mı? Kendi veriyor ya. Kendi yediriyor, kendi içiyor. Bizim hocalarımız bizi yediriyordular, şişiriyordular. Resul Hoca gecenin ikisinde, üçüsünde kalkardı, bana pişi yapardı. Hamur kızarttırırdım. Acıktım hocam derdim, tamam o zaman. 2'de, 3'te ders okuyorduk sıralı, oku. İçimiz kazanıyor. Bizim hocalarımız böyle. Biz şimdi hocalık yapacağız, talebe biri elimi tutsun, biri ayağımı yıkasın, biri yemek getirsin, biri meyveleri soysun, çok iyi ya, böyle şey yok. Tamah etmeyecek, menfaat temin etmeyecek, karşılık beklemeyecek. Böyle bir alim benim ümmetimde vardır, olacaklar buyuruyor. Kıyamete kadar da olacaklar şüphesiz. Allah bizi burada yetişen talebeleri de o alimlerden eylesin. Amin. Fezalike testağfiru lehu. İşte öyle bir alim olursa o alimin günahlarının affı için istiğfar eder. Alimin de günah olmaz mı olur? Peygamberlerden hariç herkesin günahı olabilir. O zaman onların günah için istiğfar eder. Ne? Hitanül bahri. Denizdeki balıklar.
Şu denizdeki bu kadar balıklar istiğfar eder. Hadis-i şerif sahih. Anlamıyorsun. Hadi bakalım anlama şimdi. Hadi itiraz et bakalım şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki denizdeki balıklar alimlerin günahı için istiğfar eder. Hangi alim? İşte demin anlattığı alim olursan. Balık diyor ki ya Rabbi bu alimin günahını affediyor. E balık günahsız. Günahsız ağızdan dua kabul olur mu? Olur. Allah Allah. Ya siz duymadınız mı Süleyman Aleyhisselam yağmur duasına çıkarken? Koca peygamber. O zaman Beni İsrail denici enbiya var yani aynı dönemde. Evliya zaten haddi hesabı yok. Beni İsrail'de abidler, zahitler, rahipler onlar hepsi dolu. Hepsi birden yağmur duasına çıkardılar. Daha yağmur duası yapacak yere gitmeden Süleyman Aleyhisselam dedi ki geri dönelim dedi. Dua kabul olunmuştur dedi. Bize de lüzum kalmadı dedi. Karıncanın biri şurada susuz kalmıştı. O Allah'a müracaat etti su için. Onun duasıyla bize de yağacak, geri dönebiliriz dedi yani. Karınca dua der miymiş? Dermiş yani. Ya yönnemlü dhulû mesâkinekum. Ey karıncalar girin yuvalarınıza. La yahtumennekum Süleyman ve cunûdûm la şûrûn. Süleyman ve orduları anlamadan, fark etmeden sizi kırıp geçirmesinler. Dedi bir karınca diye. Neml suresi, adı zaten karıncadan bahseden sure-i celle. Bu karıncanın sözü müdür? Sözüdür. Karınca konuşur mu? Bu ayette buyurduğu sözü beyan ediyor mu Mevla? Sen daha karınca konuşur mu dersen ne olursun? Stalin gibi kafir olursun. Göktaş'ın tabiriyle. Ayeti inkar ettiğin için. Stalin gibi kafir olursun. Şimdi bunu tevile lüzum var mı? He? Ayet diyor ki, kâlet söyledi. Kâle. Kâle söyledi. Kim? Efendim, Nuh'un. Nuh aleyhisselam söyledi. Nuh aleyhisselam söyledi deyince, sesli konuştuğunu anlıyor muyuz ayetten? Anlıyoruz. Kâlet nemletün bir karınca söyledi deyince, karıncaya da aynı kâle, kâle kâlet söyledi diyor. Sen bunu niye tevil ediyorsun? Allah kadir değil midir? وَعُلِّمْنَا مَنْ تِقَتْتَيْرِ diyor Kur'an. Davud ve Süleyman Aleyhisselam'ın dilinden. Bize kuş dili öğretildi diyor. Kuş dili öğretir ayet. E papağanın konuştuğunu duymuyor muyuz? He? He? Öbürü de konuşuyor anlamıyoruz. Fark bu kadar. Öbürü de konuşuyor anlamıyoruz. Mevla anlatırsa anlarız. Onun için alimin günahlarına denizdeki balıklar istiğfar ederler. Neyle eder? Ne iş, hamsinin balığının ne haberi var alimden ya? Sen de diyorsun ki palamutun, sarı kanatın ne işi var ya alimden diyorsun. E bu hadis-i şerifi reddetmiş oluyorsun yani resmen. Bu hadis-i şerif buyuruyor ki denizdeki balıklar, tabii Karadeniz, Akdeniz demiyor. Denizdeki balıklar istiğfar ederler. Çünkü din öğretmek ne büyük iş ki. Milletin ebedi ahiret saadetini kurtarmak için fedakarlık yapmak, mal beklemeden, menfaat beklemeden, para istemeden, burada sen fedakarlık yapıyorsun. Bunu okuman var, tahsil etmen var, öğrenmen var. Bu kaç senelerde öğreneceksin. Ondan sonra öğreteceksin. Bir ömür buraya infak ediliyor, tasadduk ediliyor Allah'ın dininin, ilminin yoluna. Bunu yaptığın zaman da Mevla da sana hayvanatı da müsahhar ediyor. Sonra ve devabbul berri, karadaki bütün canlılar, debeleşen bütün mahlukat, topraklarda, denizdekiler balıklar, toprakta ne kadar debeleşen varsa böcekler dahil. Ondan sonra وَالطَّيْرُ ف۪ي جَوِّ السَّمَاءِ gökte, havada uçan kuşlar da ya Rabbi bu alim senin dinini menfaatsız, para almadan, pul istemeden öğretiyor, bezlediyor, cömertçe efendim talim ediyor. Ve tabii bu uğurda da çok çileler çekmek icap ediyor. Allah'ın dinini anlatmak da çok bedava olmuyor. Bedel ödemeler de gerekiyor. Şimdi hocalarımız canlarıyla bedel ödediler, değil mi? Canlarını bile verdiler bu uğurda. Dolu hocamız şehit oldu. Bunlar niçin oldular? Allah'ın dinini öğrettiklerinden birilerini rahatsız ettiler yani. Birilerini rahatsız ettiler. Onun için bu işler kolay değil. Çok çile icap ediyor. Çile çekiliyor yani bu uğurda. Çile çekilme olmuyor.
Sabretmek lazım, tahammül etmek lazım. Talebe de zor iş. Anlamıyor, bir daha soruyor. Bir daha anlatacaksın, bir daha soruyor, bir daha anlatacaksın. Ne anlamaz çocuksun demeyeceksin. Ahlaklı olacaksın, hocalar çok ahlaklı olması lazım. Örnek olması lazım, talebeyi ürkütmemesi, korkutmaması lazım. Bunlar kolay mıdır yani? Ah Efendi Hazretleri ya! Böyle, kafanın içine böyle mıhlarcasına ve 10 kere, 20 kere anlatır ya. Anladın mı, anlamadın mı? Bir daha sen anlat. Anlamadığını anlarsa bir daha yorulma yok, kızma yok, bunalma yok, sinirlenme yok. Ya bu nasıl bir şeydir? İşte her alim böyle olur mu yani? Bu böyledir. Asla feyzini kaçırmayacaksın. İşte Necmüddin Kübra Hazretleri ne olacak? Ulemadan birisi gitti, tarikat dersi aldı, teveccüh aldı, kalbinden nur yağdı. Dedi, evladım, şimdi memleketine gideceksin, sen müderrissin, alimsin, ders okudursun, şunu yaparken, bunu yaparken, Bad-ı Muhalif'ten bu şeyi, nuru muhafaza edelim dedi. Bad, rüzgar demek yani. Bad-ı Muhalif, tersten esen bir rüzgar olur, bu nuru, feyzi kaçırır. Onun için Bad-ı Muhalif'ten bu nuru muhafaza edelim. Bu zattan, tamam inşallah dedi, tabii muhafaza ederim, niye etmeyeyim falan. Sonra gitti talebeye ders okuturken bir siniri bozuldu. Sordu bir daha, anlamadı bir daha. Sordu bir daha. Hoca efendi de şimdi anlamadı, anlamazmışsın dedi. Der demez bir kendine döndü. Koca Necmüddin Kübra Evliya'nın reisi teveccüh etti ama nur gitti. Sinirlenmek, en ufak sinirlenmek bozar. Sonra tekrar aynı nuru bulayım diye düştü yollara tabii o zaman da hastalar şey, aylarca gidiyorlar bir şeyhe, bir alime. Geldi ziyaret, ta hiçbir şey demeden, kapıdan girer girmez, evladım sana demedik mi, Bad-ı Muhalif'ten korunalım dedi. Bak ters rüzgar esti, görüyor musun? Nurunu kaybettin, geliyorsun geri. Bunlara dikkat edeceğiz. Efendim, hoca efendiler, okutanlar, yani sana gibi balıklar istiğfar etsin istiyorsan, sen de Allah'ın dinine hizmet ederken, en aklı kıt çocuğa bile, efendim, en iyi şekilde muamele ederek bir şey öğretebilir miyim? Ona bakacağız. Dayak yok, dövmek yok, bağırmak çağırmak yok, kalbini kırmak yok. Gariptir, kurbette olur, anası babası yanında değil. Yaşı küçük olur, korkar, ürker. He işte, onun için cübbeli de hocalık yapamaz. Bana diyorlar, niye ders okutmuyorsun? Beceremiyorum, ben işte bu şey... Böyle bağırıp çağıramayız yani. Biraz da efendim kibarlık, naziklik yapalım derken bir şeyler yapmaya çalıştık ama ne kadar tuttu bilmiyorum. Zor iş. Allah Teala ilim öğretmekle meşgul olan hoca efendi kardeşlerimizi her sahada muvaffak eylesin. Amin. Nurlarını muhafaza eylesin. Amin. Çok hayırlı ulema yetiştirmeye onları muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Bu zat böyle bir alim bulursan, bu ne olacak ahirette? وَيَقْدِمُ عَلَى اللّٰهِ Allah'ımızın huzuruna çıkacak mahşer günü. Seyyiden, çok itibarlı. Seyyid dese peygamberin torunu olmak şecere ister. Şecereli olmayan seyyid denmez. Buradaki maksat nedir? Çok ulu ve değerli. Seyyid itibarlı bu manada. Şerifen, mahşerde çok şerefli. حَتَّى يُرَافِقَ الْمُرْسَل۪ينَ Bütün melekler tarafından öne atıla atıla, öne böyle alimler, peygamberler, rasuller ve nebilere komşu olacak, rafik olacak, murafakat edecek noktaya gelene kadar öne. Onların önüne hiç kimse geçemez. Maruful Kerhi Hazretleri, Evliya'nın reisi. Nasıl reisi ama? Hakikaten reisi yani. Onun döneminde ondan büyük evliya yok. Cafer-i Sadık radıyallahu anh sakallık yapmış, hizmet etmiş. Allah'la işi olan diyor, benim adıma istesin diyor. Bu kadar garanti verecek makama gelmiş ya. Radıyallahu teala. Bağdat'ta kabri şerifi. Tiryak-ı mücerreptir. Kim ziyaret etse ne isterse hasıl olur diyor. Ruhul Beyan'da da tefsirler. Allah ziyaretini nasip eylesin. Bu Bağdat'a da bütün İslam alemine de güvenlikler, huzurlar, sükunetler ihsan eyleyip biz de rahat rahat ziyaret etme imkanlarına malik eylesin. Amin. Maruf-u Kerhi Hazretleri rüyasında ne görüyor? Cennette bir köşk görüyor.
Ya Rabbi diyor. Ya maruf-ı kerhi makamı çok yüksek. Bu göç kimindir acaba? O da zannediyor ki çok yüksek makam görünce zannediyor ki işte meşhur evliyadan, işte Hasan-ı Basri'ler, şunlar, bunlar, Süfyan-ı Sevri'ler, işte dolu evliya. Ondan da önceki dönem, onun dönem. Dolu evliya var, onlardan birinin zannediyor. Hiç aklına İmam-ı Ebu Yusuf'un olduğu gelmiyor. Çünkü İmam-ı Ebu Yusuf kadı olduğu için hükümetin de, yani şimdiki Diyanet Reisi makamında, tabii o zamanki tabii şeyle kıyas edilmez, haşa, kıyas edilir, başımıza işe sokmayalım. Ama İmam-ı Ebu Yusuf dünya alimi gibi gözüküyor. Ondan sonra efendim Harun Reşit'in halifelerin sofrasında tabii yağlı yemekler olur. Efendim, ballar, börekler çok olur. O sofralarda yemek gör falan. Şimdi insanlar ne zannediyor? Evliya olmak için falan aç, susuz, bir deri bir kemik kalmış, evlenmez, kenarda oturmuş, bir şeye karışmaz falan. Bizim millet de FETÖ'ye niye kandı zaten? Bu FETÖ'ye paraları kaptıranlar bunu evliya niye zannetti? Evlenmedi falan diye. Halbuki evlenmeyenlerden daha şerli yoktur diyor hadis-i şerifte. O hadis-i şerifi bilselerdi, işi çözmüşlerdi yani. Şirarukum, uzzabukum, en şerlileriniz bekarlarınızdır diyor. Şimdi, ama bizim millet böyledir yani. Bizim millet böyledir yani. Aa bu hocada ya, kaç tane çocuğu, 15 tane çocuğu var. Beylede koca mı olur, işi bitti hep çocuk mu yapıyor ya? Deli deli saçmalıklar var yani. Sünnet bilmez, hadis bilmez, şeriat bilmez. Onun ölçü değeri, aa yemiyor, içmiyor bilmem ne falan filan. Şimdi İmam Ebu Yusuf'un döneminde, ahirette en yüksek mertebe İmam Ebu Yusuf'a nasip olması, yani o zaman o kadar evliya varken, bu tabii biraz beklenecek bir durum değil. Maruf-u Kerhi Hazretleri diyor ki, ya Rabbi bu köşk kimin diyor. İmam Ebu Yusuf da sağ. Nida geliyor ki İmam Ebu Yusuf'a aittir. Ya Rabbi bu, hani Harun Reşit'le de yiyor, içiyor yani bayağı. Muhabbet güzel, imkanlar güzel. Kazıl kuzat. Yani maddi imkanlar da çok. Bu makamı bu zat neyle kazanmış diyor. Mevla'dan nida geliyor. Bu meşhur bütün kitaplarda, eski kaynaklarda geçiyor. İnsanlara Allah'ın dinini öğretmesi ve insanlardan gelen sıkıntılara, çilelere sabır ve tahammül göstermesi. Çünkü bu hocalık kolay değil, fetva vermek kolay değil. İşine gelen var, gelmeyen var. Beğenen var, beğenmeyen var, seven var, söven var. Bu bir millete din öğreteyim derken de başına da gelmeyen de kalmaz yani. Bu bakımdan çok sabrediyor, hem dini öğretiyor hem sabrı tahammül gösteriyor. Hiç kimseye kızmadan. Onun için bu makamı verdim buyuruyor. Hemen Maruf-ül Kerih Hazretleri teheccüde ayılıyor. Hadimin hizmeti Dicle'nin kenarında, Irmak'ın kenarında bir tekkesi var, mescidi var mübareğin. Hemen diyor ki, doğru diyor İmam-ı Ebu Yusuf'a git. Herhalde diyor ahirete gitmiş olabilir. Vefat durumunu bana haber ver, cenazede mutlaka bulunmam lazım diyor. Hadimi de mübarek, biraz yavaştan alıyor işi yani. Tabii o zamanlar mesafeler bait. Geliyor işte öğlene kadar anca geliyor. Daha gelene kadar bir de bakıyor ki İmam Ebu Yusuf vefat etmiş, cenaze çıkmış, bütün dünya yıkılıyor. Şimdi Maruf-ı Kerhi gördü ya cennetteki makamını, hemen anladı yani. Ama cenazede bulunmam lazım diyor. Fakat o hizmetçisi de, müridi de bakıyor ki ben geri gitsem ben de cenazeyi kaçırırım. Bari ben cenazeyi kılayım diyor. Mübareğe haber getirene kadar akşam geliyor, deniyor. Ne oldu diyor, o biliyor mübarek. Yahu diyor ben size yetişemezdim geri diyor. Aynı buyurduğunuz gibi vefat durumu şeymiş. Efendi Hazretleri diyor, siz bu kadar evliyanın reisisiniz. Bu diyor, kadı diyor yani, kazıl kuzat diyor. Dünya işleri çoktu diyor. Dünya imkanları falan. Çok şey görünmüyor yani zahit dünyaya soğuk. Halbuki dünyaya soğukluk kalptedir. Elde ayakta değildir de onu tabii herkes anlamıyor. Evladım diyor, bana öyle bir mertebe gösterildi ki şu zamanda hiçbir evliyaya öyle bir makam Allah vermedi diyor. Neden? Dini öğretmek ve çilelere, eziyetlere sabır ve tahammülle bu İslam'a hizmet etmek meselesidir. Onun için bu hadis-i şerif tamamen mutabık. Allah'ın dininde en yüksek makama, Rasullere refik ediliyor. Varacülün, benim ümmetimin alimlerinden bir tane daha var. İki sınıf. İkinci sınıfa geldik şimdi. Ata'ullahu'l-men, Allah ona da ilim vermiş.
Fakat febekile bi'an ibadillah. Febekile cibrilik etmiş bir ilmi vermemiş, anlatmamış, aktarmamış. An ibadillah. Allah'ın kullarından ilmi esirgemiş. Konuşmamış. Sohbet etmemiş. Ders okutmamış. Kitap yazmamış. Ya Allah sana ilim verdi mübarek adam. Zekatını ver. Ve gazi aleyh tamam. Ondan sonra da bir şey yapacağı zaman, bir sohbet yapacaksa, bir vaaz yapacaksa, bir talebe okutacaksa, birine bir fetva verecekse, tamah beklemiş. Tamah almış. Tamah ne demek? Tamahın neticesinde mal ve cah ve mahmide, övgü, sena falan almış demek yani. Tamah alınmaz. Tamah demek, tamahkarlık ne istetir adama? Mal istetir, koltuk sandal istetir, bürokraside bir kademe istetir veya oğluna veya teyzesinin oğluna falan filan şey. Hem öğretmiyor, bir şey yapacaksa da tamahkarlık yapıyor. Ondan sonra veşera satın alıyor bihi, o ilminin karşılığında itibarını, mesela alim, seyda, şerif, falan zatın halifesi, tamam bunlar ona bir itibar kazanıyor. Bu da bu itibarını ne yapmıyor? Bedavaya kimseye kullandırmıyor. Karşılığında mutlaka bir para, semen, yani menfaat, ihale, kadro, bir şeyler almadan bir Allah'ın kuluna da dinden bir şey anlatmaz yani. Böyle de alimler var ümmetimde diyor. Ya bunlar da Müslüman. Ben demin ne dedim size? Hiç Müslüman olmayanları sınıftan çıkarttım ki şimdi siz burada kafanız karışmasın diye. Anlatılan hepsi Müslüman yani. Ama durum bu. Fezalike işte bu yülcemu bunun ağzına gem vurulacak. Gem hayvanın ağzına vuruluyor ya. Yevmel kıyameti kıyamet gününde bilicamin minnar ateşten. Bir gem var ya, ipten şimdiki efendim hayvana ipten. Onun ağzına vurulacak ateş, niye konuşmadın, niye anlatmadın, niye emr-i yapmadın, niye menfaatçilik yaptın diye kıpkızıl ateş. Ateşten gem vurulacak. Bunun ağzına buyuruyor. Onun için hadis-i şerifte men keteme ilmen an ehlihi, o da meşhur hadis. El cemevullahi mel kıyamet bil cami minnar, manası aynı. İlmi ehlinden gizleyen, ehli gelmiş. Okumak isteyen var, fetva soran var, bir müşkilini çözüm isteyen var. Gizliyor. Neden? Fakir, fukara, ağzı şey kokuyor. Ben bununla şimdi ne meşgul olayım? Yatırım yapmaya değmez. Öbürü bir ağzı pasası gelir. Ona iki saat izahat yapıyor. Bir garibana bir şey anlatmıyor yani. Böyle yaparsa buyuruyor, Allah kıyamet günü ona ateşten bir gemle ağzına gem vuracak. Ali Haydar Efendi, Kaddesallahu aleyhi ve sellem babamız, bak yani 120 yaşına kadar yaşadığını düşünürsek, ta 90 yaşlarında, 100 yaşlarında ne demek ya? Ben şu an 55 yaşında, şuradan şuraya zor geldim ya. O mübarekler, ne çileler, 24 kere hapse girdim, 3 kere hapse girdim, hışırım çıktı be. 24 kere hapse girmiş. 4 kere idam yemiş, zaten biz bir kere idam yesek sabah kendimiz ölürdük yani kalp krizinden. Buraya koluna basıyorlar idam sabah diye. O gece ne zaman geçer, ne kadar saat sürer? Ne çileler çekmişler mi? Ondan sonra Emin Saraç Hoca, Allah selamet versin, hayırlı uzun ömür versin. Emin hocamız yani gitmiş, kapıyı çalmış, işte bana ders okutur mu diye. Kapıda işte evden bakanlar çıkmışlar falan. Tamam biz söyleyelim demişler. Gelmişler efendi baba, zaten ayağı tutmuyor, bir şey tutmuyor. Son yani çok son dönemi değil ama zaten 20-30 sene evvel bile 90 yaşında oluyor yani. Demişler böyle böyle bir talebe geldi işte, ders okumak istiyor, şudur budur. Evvelce de ders okutmuş ona biraz, sonra ara vermiş, hasta olmuş. Sonra bir daha gelmiş işte ders okutabilir mi bana diye. Ondan sonra, ya ben çok hastayım demiş, nasıl okutayım ki demiş. İşte onu Kümülcineli Ayaklı Kütüphane Mustafa Efendi diye bir zat varmış o zaman. Babam tanıyor, benim babam da meraklıydı, gitmiş ona da. Kümülcineli Mustafa Efendi, o yazı bizde var. Efendi babanın kaddesallahu el yazısıyla işte bunu... Buna iyi okut ders bu diye ona onu vasiyet, tavsiye için yazı yazmış ona, göndermiş falan. Sonra Hanife annemize, Ali Haydar Efendi babamızın hanımı yani, onu tanıdım Hanife annemizi ben. Rahmetullahi aleyha, kabri nur olsun. Hanife annemize demiş ki, hanım demiş, ben çok rahatsız oldum demiş. Niye demiş? Ya ben bu talebeyi demiş, gönderdim demiş, okutamayacağım, çok hastayım, hastayım dedim ama demiş. Mevla bunu bana sorar demiş. Ne yapacağını demiş.
Sen git demiş, onu bul demiş. Üçbaş Mescidinde kalıyor demiş. O zaman Gönel'in Mehmet Efendi Üçbaş Mescidinde birkaç oda var orada, birkaç köşe oda. Talebeler orada kalıyor, gelenler. Onlar Erbağ'dan falan gelmişler. Ondan sonra tabii babaları, dedeleri, Bahrullah Efendi, İsmet Garipullah Hazretleri'nin halifelerinden olduğu için tabii tekkeyi tanıyorlar. Ondan sonra Hanife annemizi, o da kaç yaşında işte, kalkmış, kara gümrükte Üçbaş Mescidine gitmiş, medreseden, odadan Emir Sarhoç Hoca'yı bulmuş demiş. Efendi baba seni çağırıyor, ders okutmaya başlıyor demiş yani. Bak gönderiyor diyor, rahatsız oldum diyor. Hanım diyor, benden diyor geldi diyor, ilmin ehli. Gizleyenlere girmeyelim diyor. Halbuki gizleyenlere girmez tabii, mazurdur, hastadır, yaşlıdır. Ama işte insan bu dini mübin İslam'a hizmette elinden geleni geri koymayacağı anlamamız gerekiyor buradan. Yoksa mesul olur. Yaparsa vazifesini de böyle abad olur bak. Bu hadis-i şerifteki müjdeye dahil olur. Ve yunadi münadi. İki alim de mahşere çıkacak. Biri parasız, tık yok. Ehlinden gizlemiş. Ehli olmayana menfaat için yaymış. Ne buyuruyor? Efendim, kim ilmi ehli olmayana öğretirse, hınzırlara, maymunlara pırlanta mücevher takmış gibi olur. Şimdi ehli olmayana da ne gibi? Ebu Cehil karpuzu gibi. Şimdi, tatlı karpuza verirsen suyu, gübreyi, tadı artar. Ebu Cehil karpuzuna verirsen suyu, gübreyi, avulu artar. Şimdi herkes de ehli değil yani. Bakıyorsun, anlıyorsun. Ulema evliya anlamamış mı? Anlamış. Abdülkadir Geylani Hazretleri küçücük genç yaşında, İbn-i Sekka, üç tane talebe yaşlarında kime gitmişler? Yusuf Hemedani Hazretleri'ni ziyarete gitmişler. Kattesallahu aleyhi ve bizim silsile-i meşayihimizden. Yusuf Hemedani Hazretleri ne buyurmuş? Sen demiş Abdülkadir Geylani'ye, büyüdüğünde yani evliya olduğunda, daha çocuk, genç. Senin demiş Bağdat'ın kürsüsünde kademi haza ala rakabeti kulli veliyin lillah. Benim bu ayaklarım Allah'ın bütün velilerinin boyunlarının üstündedir diye nida ettiğin günü görmekteyim. Abdülkadir Geylani kafasından iş yapamaz ki. Mecburen Allah söyletiyor. Diyeceksin ki kürsüden benim bu ayaklarım kademe yahazi de olabiliyor bazı okunuşlarda. Benim bu iki ayağım bütün velilerin boynunun üstündedir. Yani ne demek? Allah beni yüksek makama çıkarttı demek. E bunu Abdülkadir Geylani kibir için der mi aşağı? Emir kulu dedirtir. Bütün dünyanın her tarafındaki veliler Şam, Irak, Mağrib, Yemen aynı anda o sözü Bağdat'ta söylerken bütün veliler ne yapmışlar? Boyunlarını eğmişler, kabul ettik. İki tane veli boynunu eğmemiş, ondan da bütün manevi hallerini Allah nez'a eylemiş. Bir anda baktılar, nur kalmadı, sıfır. Allah kimi üstün ederse ona da hürmet edeceksin yani. Bak, Yusuf Hemedani daha ona çocukken diyor, ehlini biliyor. Senin de diyor, bütün evliyadan üstün olduğunu ilan ettiğin günü görüyor gibiyim. Duyuyorum seni şu anda Bağdat kürsüsünden diyor. İbn-i Sekka'ya ne diyor? İbn-i Sekka denen adama da, o da o zaman işte güzel ilim talebesi, zeki, çok fırlak zeka. Ne diyor ona? Senin de diyor, Rum diyarında bir kıza aşık olup, Hristiyan olup, kafir olarak öldüğünü görüyorum diyor. Koca İbn-i Sekka, ama mesele nereden geliyor? Yine gelirkenki niyetten geliyor. Size ne dedim? 30 Mart'ta gelirken niyetlerinizi tasfiye edip de gelin. Hadis-i şerif dinlemeye gelin. Meşayih'ten dinlemeye gelin. Niyet. İbn-i Sekka gelirken ziyarete kalbinden ne geçiriyor? Bu da büyük evliyaymış diyorlar ama diyor birkaç soru sorayım da şunu bir susturayım diye geçiriyor. Abdülkadir Geylani de bu zamanın en büyük velisi Gavs Yusuf Hemedani bir himmet alayım diye gidiyor. Tamam mı? Herkes niyetine göre kazanıyor kardeşim. Ondan sonra hakikaten İbn-i Sekka sonra Bizans'a geliyor. Bizans'a geldiğinde bunu büyük alim olduğunu bildikten sonra buna yatırım yapıyorlar. Kralın kızına aşık oluyor. Ne onun adı? İşte Konstantin'in kızına aşık oluyor. Onlar da ona efendim Hristiyan olma şartı koşuluyor. Ve nihayet Hristiyan oluyor. Artık o kızı da alıyor, alamıyor. Ondan sonra perişan oluyor. Hristiyanlığı da bırakamıyor.
ve İstanbul'da olacak veyahut o zaman Şam'da Rum diyarıydı yani, Konstantin Şam'da da var. Dilencilik durumuna düşmüş ama Hristiyanlığı da bırakıp Müslümanlığa da dönmemiş. Öyle köşede dilenirken o üç zattan, Abdülkadir Geylani ile gelen üç zattan biri onun bu halini görünce Sübhanallah diyor. Yusuf Hemedani Hazretleri'nin buyurduğu yıllar sonra şu haline bak diyor ya. İman et diyor, şunu yap diyor, bunu yap diyor. Asla teklife kabul bile demiyor. Kalp mühürleniyor yani. Onun için başına bir iş geliyorsa da o da nereden geliyor? Sebepler alemindeyiz. Biraz dikkatli olmak lazım. Niyetleri gözden geçirmek lazım. Edep lazım, hürmet lazım. Allah'ın değer verdiğine değer vermek lazım. İşte bu. İlmi ehline veriyor. Ehli olmayandan gizliyor. Ehli olmayana himmet etmiyor, teveccüh etmiyor. Ama bunu tabii anlıyor, anlamak meselesi. Teferrüs, feraset, herkeste de bu bulunmuyor tabii. Şimdi Efendi Hazretleri buyururdu ki, biz her gelene bir şeyler anlatmakla mükellefiz. Her talebeye ders okutmakla mükellefiz. Şimdi burada kim ne kadar faydalanır, biz onu gaybı bilmeyiz. Gaybı bilmediğimiz için biz yatırımımızı yaparız. Allah Teala kimde nur parlatacaksa o yaratır buyuruyordu. Onun için biz şimdi Yusuf Emedani değiliz yani. Biz her gelene, her isteyene, her sorana aynı yaklaşımla Allah için hizmet yaparsak Mevla tesirini halk edecek. En azından adamın niyeti bozuksa, yanlış adamsa, şuysa buysa, istismarcıysa bile bize zararı dokunmaz. Çünkü biz Allah için yaparsak bize Mevla zarardan muhafaza edecek. Kim ilmi ehlinden gizlerse, maddi menfaat temin etmeden neşretmezse, yarın kıyamet günde bir ve yünadi münadin, bir münadi nida edecek. Nasıl nida edecek? Mahşerde sesleniyor. Nida, nida, nida ardı ardına. Hazellezi, bu adam var ya, şu adam böyle gösteriyor. Adamın başında dellal bağırıyor ya mahşerde. 50 bin sene ya. Şu mahşerde ne rezillikler olacak ya. Ne azizlikler olacak, ne rezillikler olacak yani. Bu adam var ya diyor. Ataullah ilmen. Allah buna ilim vermişti. Hey. Bir de bu, dini değiştirenlerden bahsetmiyor. Bu adam cimrilik yapmış. O ilk sınıf nerede şimdi? Allah adama ilim vermiş, adam tefsiri değiştiriyor. Allah adama ilim vermiş, hadisi inkar ediyor. Allah adama ilim vermiş, ayeti tarif ediyor. Hiç o buraya dahil olabilir mi? Bunun yine kurtulma ümidi var. Buna kadar cehenneme gitse de sonunda cennete gider mi? Müslüman ölürse cennete gider. Öbüründe bu ihtimal var mı böyle ölürse? Tekfir edilecek durumu var. Şeriat inkar ediyor. Onlar sınıf haricinde. Allah bu adama ilim vermişti. فَوَّخِلَفِنْ عَنِ بَعْدِ اللّٰهِ Bu adam Allah'ın kullarından bu ilmi esirgemişti. Cimrilik etmişti. وَاَخَدِ عَلِي الطَّمَعَنْ Tamağına uymuştu, tamağı almıştı. Yani hırs karşılığında mal, makam, övgü, sena beklemişti. Veştara abi semenen karşılığında para almıştı. Para almadan gık yok, çıt yok. Menfaatsız bir şey anlatmaz kimseye bir şey. İlle bir hesap yapacak orada bir menfaatim var mı diye. Yoksa Allah'ın dinine hizmet böyle bir şey. Bu öyle bir adamdır diyor. Hatta efrugal hesap. Hesap bitene kadar. Mahşerde muhasebe kaç sene sürüyor? Fiyye min kâne miktâru kâbseyni elfesin. 50 bin sene. 50 bin senelik günde muhasebe bitip cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme gönderilene kadar durmadan bir münadi dellal bağıracaktır diyor. Allah Allah. Bu ilim sahibi olmak da sıkıntılı iş ya. Mesuliyetli iş. Allah'ım cümlemizi ahirette rezil olacak kullardan olmaktan muhafaza eyle. Amin. Anamın duasını benim hakkımda tahkik eylese. Amin. Ana duası, baba duası, peygamber duası. Ölene kadar duası. Ağır hasta olsa, şu olsa, bu olsa, ya ben ondan başka imkan istiyorum, sağlık istiyorum, şifa duası istiyorum, işte zenginlik istiyorum, ana duası, bir dua, durumumuz iyi değil, şudur, budur. O ne dersen de be, öyle arada ne der. Her duası başı. Ya Rabbi benim Ahmet'imi, dili dudağı ateşten makaslarla kesilen hocalardan yapma. Amin. Amin. Ana duası almışım. Anam da dua etmeyi bilen kadındı ha. Bak. Şu duayı da her ana yapamaz. Demiyor ki,
vezir yap, bilmem ne yap, ağa yap, paşa yap. Herkes okkalıyor. O ne diyor? Dili dudağı ateşten makaslarla kesilen deyince, bir de bu şey de oluyorum yani, karizmam da çiziliyor. Bir düşünüyorum şimdi dua, o dua diyorum, amin diyorum, amin derken bir hesap ediyorum. Ulan Ahmet, bu, hakikaten büyük beladan kurtulmanı istiyor diyorum. Şimdi biz, buyurmuş ya mübarek, cennet istemeye ne yüzümüz var? Cehennemden muhafaza et hesabı. Yani makam isteyeceğiz de, makam istemeye ne yüzümüz var? Dilimiz, dudağımız ateşten makaslarla kesilmese yetmedi mi yani? O bakımdan, hani def-i mazarrat, celb-i menfaattan evladır, mecelle kaidesi, benim anam hoş mecelle mi biliyor? Ama Mevla ilham ediyor. Evvela zararı mı def etmek daha önemli, menfaat mı temin etmek daha önemli? Ha? E şimdi bizim bir dönüm arazi var, onu iki dönüm, üç dönüm daha menfaat daha artırsak, güzel bahçe yapsak mı daha önemli? Yoksa orada iki kat var, o iki katın çökmemesi, depremde yıkılmaması mı daha önemli? İki dönüm daha alalım derkene, içinde gidip de tabutumuz, mezarımız oluyor binalarımız. Demek o zaman önce zararı savuştur, ondan sonra tezyinat, süsleme işlerine gireriz. Bu hadis-i şerif bunu beyan etti. Yani Ebu Umame radıyallahu teala, Ebu Umame Efendimiz, sahabin, celil, büyük sahabi. Kale kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع فجمع بين إصبع الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الخير ولا خير في سائر الناس bu da çok acayip bir hadis-i şerif. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, bu ilim kaldırılmadan evvel bu ilme yapışın. Kur'an ilmi, tefsir ilmi, hadis ilmi, fıkıh ilmi, akaid ilmi, tasavvuf ilmi. Bu ilimler kaldırılacak. Bak kaldırılmaya doğru gidiyor. Bereketi kaçtı zaten. Bereketi kaçtı. Hafızalar bozuldu. Şarjı bitenin pili bitiyor. Pili bitenin aklı gidiyor. Adam bir hadisi bile okuyamayacak hale geldi millet. Herkes şeyden, bilgisayarla çıkıyor ekrana. Hafızalar gitti. Ezberleme kabiliyetleri gitti. Ulema, evliya, unutma diye bir şey yok ya. Ne oldu şimdi? Günahlar çoğaldı, unutmalar çoğaldı. İlim kaldırılacak. Efendi Hazretimiz çok okurdu o hadis-i şerifi. Bir sabah insanlar kalkacaklar, bakacaklar. Kelime-i şehadet okuyamıyorlar. La ilahe illallah okuyamıyorlar. Bildikleri duaları okuyamıyorlar. Bildikleri zikirleri okuyamıyorlar. Allah Allah. Okumak istiyor, okuyamıyor. Hatırlayamıyor ki. Sonra diyecekler, Kur'an'lara gidelim, musafları açalım da Kur'an'dan belki bir şey hatırlarız. Bir de Kur'an'a bakacaklar, bembeyaz. Bütün musafler evinizde, ocağınızda, Kur'an'lar bakacak, bir ayet yok. Bu sahih hadis ya. Kur'an-ı Azimüşşan, satırlardan ve sadirlerden. Satır, yazı. Sadir, göğüs. Satırlardan ve sadirlerden kaldırılacak. Ve Mevla'nın huzurunda, arı kovanında inlediği gibi inleyecek. Mevla soracak, ey benim kitabım, ne oldu sana da geldi? Bu Kur'an cevap verecek. Ütlâ ve lâ yu'melû bi. Okunuluyorum. Bak bak, Kur'an okuyan kalmadı diye değil. Hani şu anda Kur'an okuyanlar var falan. O kurtarmıyor ki. Okunuluyorum ama benimle amel edilmiyor. Onun için geldim ya Rabbi diyor. Ondan sonra iman da kabul edilmeyecek. Bir insan hafızlara gidecekler, hocalara, allamelere gidecekler, kul huvallah diyemeyeceklerdi. Efendi Hazretleri böylece anlatırdı. Kul huvallah bilen kalmayacak. Halbuki akşamında hafızdı yani. Hani biz de zannediyoruz ki hafız kalmayacak, hoca kalmayacak, millet yetiştirmeyecek. Değil. Amel kalmayacak, ihlas kalmayacak. Ondan Mevla birden söküp alacak yani. Onun için ne buyuruyor? İşte, Kabe için de öyle buyuruyor. Bu Kâbe kaldırılmadan tavafı çok yapın. Bu Kâbe kaldırılmadan tavafı çok yapın. Bu ilim alınmadan bu ilme sarılın. Ya biz bu sohbetlerle bu ilmi canlı tutacağız inşallah. Diğer hocalarımız zaten okutuyor medreseler onlar maşallah. Allah hepsini muvaffak eylesin, muhafaza. Onlar da ilme sarılmış durumdalar. Nazardan muhafaza olsunlar. Ve kablu, bu ilmin alınması nedir? Bu ilmin alınması en yurfa'a kaldırılmasıdır.
Kaldırılması yani min sudurin nas kurbet saati diyor Sindi Hazretleri. Kıyamet yaklaştığında insanların gönüllerinden, göğüslerinden, hafızalarından ilim alınacak. Ya da şu da çok güzel. Yurfa'un faydetu bu hadisin şerhi. Ve vel amel. İlim kalsa da faydası kaldırılacak. Faydası ne? Amel. Semeresi ne? Meyve. Niye diktik meyve ağacını? Kirazı, elmayı, armudu? Meyve için. Meyve yoksa ne lazım? Ateş odun lazım. Ağaç neye yarar? Ateş odun olur. Meyve yoksa. İlmin meyvesi ne? Ameli salih. Amel kaldı mı şu anda? Hemen hemen kalmamak üzere. İlim sebepleri artıyor. Yani eskiden dedim 10 bin cilt, 20 bin cilt, 30 bin cilt ya bir Şamil'e koymuş 100 bin, 200 bin cilt kitabı koymuş ya bir kelimeden arıyorsun. Hangi kitapta çıkıyor yüzlerce kitap? Neredeydi bu 20 sene evvel? 15-20 sene evvel? Bizim canımız çıkıyordu. Kalk otur, kalk otur, kitapları indir, kaldır. Yardımcımız yok, bir şeyimiz yok. O kadar kitabı da öyle yazdık yani o zamanlar. Şimdi ne kadar kolay oldu. Bir kelimeden arıyoruz. Şamile'den çıkıyor. Tabii yine çok güvenilmez. İlla kitabı bulmak, bakmak lazım. Ayrı dava da. Yol gösteriyorsun, şeyi buluyorsun, kaynağı buluyorsun yani. Ne kadar kolaylaştı şimdi? Kolaylaştı ama amel nerede kaldı şimdi? Hiçbir şey yok. İnkardan başka bir şey yok. Dine şüphe getirmek için sanki kurulmuş bunlar yani. Zaten siteleri de hazırlayan çoğu da Vehhabiler. Ama bu ilim kaldırılmadan yapışın, sarılın. Ne demek kaldırılması? Faydası kalkar. Yani amel kalkacak. Ev yurru bi mevti hamili. Bir manada taşıyanlar, ilmi taşıyan ulema ölecek. Bu da büyük tehlike ve bu tehlike son derece arttı. Son 20-30 senede ulemadan, evliyadan çok kişiler peş peşe vefat etti dünya çapında ve geride yeri de dolmuyor. Bu tehlike de kıyamete doğru zaten geliyoruz, yaklaşıyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا اَقْبِضُ الْعِلْمَ اَنْتِزَاءَ يَنْتِزَعُوا مِنَ الْعِبَادِ Allah ilmi alimleri, Allah ilmi insanların kalbinden söküp alarak almayacak. لَاكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضُ الْعُلَمَا Alimleri öldürerek ilmi almış olacak. حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَضَلُّوا Ne zaman alim bırakmayacak? Tabi ehl-i sünnet alim, hakiki alim. Kalmayınca ne olacak? İnsanlar cahil reisler, liderler seçecekler. Önüne gelene hoca diye tabi olacak. Önüne gelene biat edecek, önüne gelene şeyh zannedecek, önüne gelene evliya zannedecek. Çünkü durum ortalık bu. Sonra onlara fetva sormaya başlanacak. O adamların da ilmi yok. İlmi olmasa da bilmiyorum diyemeyecek. Bilmiyorum demekten utanacak, haya edecek. İşkembe-i Kübra'dan atacak. Caizdir, değildir, helaldir, haramdır. He? Atacak kafadan. Şimdi sigara meselesinde olduğu gibi. Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin fetvası nedir? Ali Haydar Efendi dört mezhep müftüsü, Osmanlı'nın meşrikatının reisi, Ömer Nasuhi dördüncü katibi. Nedir? Oda dolusu altın verseniz bir tane içiremezsiniz ama oda dolusu altın verseniz haram dedirtemezsiniz. Haram demek çok tehlikeli bir iştir. Ne olacak peki şimdi? Fetva. Ona soruyorlar. Bana göre haram. Bir defa bana göre dendiği noktada iş bitmiş midir? Tabire bak. Bence bana göre helal ve haram çok ciddi bir meseledir. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَزِبِ Allah'a karşı yalan iftira edersiniz diyor Kur'an. Sakın وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصُفُوا لِسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ Sakın dillerinizi yalana alıştırıp yalan. Şu helal, bu haram demeyin. Şimdi israftır. İsrafsa senin cep telefonun da israftır. Efendim, araban da ona göre israftır. Daha aşağısı kurtarır. Zararlıdır. Zararlıdır. Bana baklava zararlıdır. Ama benim önüme koyarsın baklava, ben bir dilim yerken diyebilir misin bana ki hoca bu sana haramdır? He? Diyebilir misin bana? Yiyorum ara sıra. Ne olacak yani şimdi? Seni mi dinleyeceğim yani? Haram diyebilir misin? Şimdi desen ki şeker hastasına baklava haramdır, ne olursun? Haramla helal çok ciddi bir şey. Ali Haydar Efendi orada, Mahmud Efendi Hazretleri fetvaları burada. Hepsinden duyduk, dinledik. Daha da ilerisini dinledim de, diyemeyirim. Ha, mekruhtur, mekruhtur. Allah sever, istemez. Sağlığa zarar verirse, milletin tenfir eder, kötü koku gelir, soğan sarımsak. Soğan sarımsak yiyen camiye gelmesin.
Soğan sarımsağı haram diyebilir misin? Diyemezsin. Onun gibi. Helal haram ince iş. E şimdi insanlar başlarına efendim ağa paşa seçerken din adamı gibi alim kalmayınca onlara sorarlar. Onlar da ilimsiz fetva verirler. İlimsiz fetva verince ne oldu? E tabi sigaradan milleti soğutmak lazım. Tabi soğutmak lazım. Allah hepinize bıraktırsın. Amin. Allah birinize içmek nasip etmesin. Amin. Bir kere içmek nasip etmesin. Amin. Yanımızda içilmek nasip etmesin. Amin. Ben 100 katlı gökten olsa 100. kattan, alt kattan çıkıyorum, kaçıyorum. Kokusu geldiği zaman. En nefret ettiğim bir şey. Ama helal haram işine geldiği zaman ulema, evliya Allah'ın hükmü hakkında kafadan bence demez. Diyemez. İlimsiz fetva verirsen ne olur? فَضَلُّوا وَضَلُّوا Saptılar, saptırdılar. Şimdi mesele nedir? Ona onu mekruh diyerek de, Allah sevmiyor diyerek de, Allah istemiyor diyerek de onu ondan soğutmanın usulü var. Haram demenin lüzumu var mı yani? Allah sevmiyor, sevmez bunu, tamam. Mekruh bu demek değil mi kardeşim? Mekruh bu demek. Şimdi mesela teheccüd namazı, işrak namazı, kuşluk namazı çok güzel. Sünnet, kimisi müstehap. Müstehap Allah'ın sevdiği demek. E şimdi Alaaddin Efendi derdi bunu şimdi. Farz mı daha mühim, mühimi demiyor. Yani Allah'a daha sevgili, müstehap mı şimdi? Müstehap daha sevgili. Neden? Farzı yapmak zaten senin Allah'a karşı neyin? Borcun. Müstehap, borcun olmadan. Şimdi derdi, birisi sana borcunu ödese mi daha çok sevinirsin? Hediye getirse mi daha çok sevinirsin? E borcunu ödese zaten batmadı paramız diye sevinirsin ama zaten senin parandı, geri döndü. Ama hiç beklemediğin yerden adam çıkartmış 10 bin lira, 20 bin lira hediye gelmiş. Sifta da yok yani de neyse böyle. Siz rastladınız mı öyle 5-10 bin, 20 bin lira? Elma armut bile şu anda hesaba girdi yani. Sayıyor adam kaç tane getireyim diye. Adam 10 bin lira hediye. Allah Allah. Bu ne? Hediye ya, istediğin yere kullan. E şimdi bunu tabii ki alacağımı almaktan daha makbule geçer hediye. E şimdi, farz tabii ki daha mühimdir. Ama hangisi daha sevgilidir? Müstehap daha sevgilidir. İşrak namazı kılır. Allah-u Teala buyuruyor ki, öğlen namazını zaten kılacaksın. Kılmada göreyim, cehennemin dibine göndereyim diyor yani. Ama diyor, işrak kılman gerekmiyordu. Kıldın şimdi, çok sevindim kulum ya. Senin adına sen kar ettin, kazandın, ben de sevindim buyuruyor. Müstehap budur. Şimdi, bir adamı sigaradan, haramdan uzaklaştıracaksak, mekruha haram deme lüzum yok. Mekruh zaten Allah'ın sevmediği bir şey. Bunu Allah sevmiyorsa bundan uzak olalım anlatılabilir. Nasıl ki müstehabı yaptırırken bak bir yönden farzdan daha makbuliyet anlatabildiğimiz gibi bir şeyi sermaye ve ilim olursa anlatmak mümkündür. Ama öbür türlü kaba kuvvete başvurur gibi şu şudur, bu budur diyerekten bu milleti bundan soğutamayız ki. Ya seni yaratan Allah bunu sevmiyor. Bu kokuyu ağzında kerik yarıyor. Melekler kaçıyor. Bütün ağızdaki görevli melekler çok en ağırlandığı şey kötü koku. Bu melekler bize dua ediyor, istiğfar ediyor, bizi muhafaza ediyor. Ha, bunları anlatalım yani. İlimsiz fetva vermenin bir lüzumu var mı? فَضَلُّوا وَضَلُّوا Biz işte milleti soğutmak. Ya kardeşim, o zaman ben de işrak namazını kıldırayım diye farz mı diyeyim ya? Ben işrak namazının müstehap olduğunu teşvikiyle adamı farzdan ileri götürtürürüm be Allah'ın izniyle. Bizim millet regaib namazı kılıyor mu? Benim cemaat o biçim kılıyor. Bütün mübarek gece namazlarını kılıyor mu? Kılıyor. Bazı kere bakıyorsun farzı bile kaçırıyor. Lan sen şey misin mübarek ne kafası adamsın? Farzı kaçırıp da adam nafile kılar mı diyorsun ama teşvik, teşvik yaparsın, tergip yaparsın adam nafileyi farz gibi tutar. Terhip yaparsın. Bizim şu okuduğumuz hadis kitabının adı ne? Et-terhibu ve terhip. Terhip, teşvik, terhip, korkutma. Terhip yaparsın, bir mekruhtan da adamı haramdan beter kaçırtabilirsin, değil mi? Bu ifade izah ister, ilim ister. Ama bence bu budur. E tamam da kaynağın yok. Zaten kaynağı olsa bence der mi? Fadallu ve dallu. Alim kalmayınca perişan olacaksınız buyuruyor. Bu ilim alınacak buyuruyor. Ulema azalacak, kalkacak buyuruyor. Bu ilme yapışın, bu ilme sarılın. Bu ilmin kabzu en yurfa.
İlmin alınması ne demek? Kaldırılması demek. Kaldırılması ne demek? Şimdi ulemanın azalması, ölmesi demek. Biraz sonra kıyamete yaklaştığımızdan sonra amelin tamdan bitmesi demek, tümden gitmesi demek. Hepten kıyametin dibine yanaştığın zaman kitaptan da silinmesi, Kur'an'dan da kaldırılması, göğüslerden, hafızalardan dağılınması, Allah muhafaza, bir la ilahe illallah diyen kalmaması demek. Çünkü la ilahe illallah nedendir? Kur'an'dandır. La ilahe illallah nedir? Ayet-i kerimelerdendir. فَعْلَمَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّ اللّٰهِ Şimdi Kur'an tümüyle kaldırıldığı günde La ilahe illallah da onun içinde olduğuna göre ne olmuş oluyor? Kelime-i Tevhid de kalkıyor. Kelime-i Tevhid'in kalkması ne demek? İman kalkmış oluyor. O zamana gelmeden Rabbim iman selametiyle ruhlarımızı kabze eylesin. Amin. Ya Rabbi ilimi kabze eylemeden bizleri imanla kabze eyle ya Rabbi. Amin Allah'ım. Salli aleyhi ve sellem Muhammed. Ya ilimsiz... İlim din ilmi ya, Kur'an, tefsir, hadis ya, bunsuz dünyada yaşanır mı? Madem öyle, önce ölelim de imanımızı muhafaza edelim. İlimsiz kaldığın zaman ne demektir yani? Kafir olacaksın demektir. Çünkü din ilmi bu. Mühendislik, tıp, doktorluk, felsefe değil ki bu. Allah'ın ilmi bu şimdi. Bu dinle eşit. Kur'an ilmi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra ne yapmış? Şu iki parmağını, şu orta parmak, vusta. Bir de onun yanında ibham, şu şehadet parmağı, şu iki parmağını mübarek sallallahu aleyhi ve sellem böylece yapmış. Sümme kâle sonra buyurmuş. El-âlimu, Allah'ın dininin âlimi, işte ihlaslı, okuyan, okutan neyse işte deminki sınıftan değil. Vel-müteallimu, ikisi de. Bir de talebe, tahsil eden. Bak şimdi burada ne kadar talebe-i ulum var, onların feyzi, bereketi çok. Allah onların hürmetine bizi de affeylesin. Şu mübarek mekanda, talebe, ilim tahsil eden. Buyurdu. Vel müteallim, okuyan ilim tahsil eden. Hangi ilim bu? Din ilmi, Kur'an ilmi, bugün. Diğerlerinde iyi niyetle olursa insan niyetine göre mecbur olabilir. Ama onlar din ilmi olmadığı zaman, efendim, Allah-u Teala'nın teşvik ettiği ve farz-ı kifaya kabilinden doktor lazım, mühendis lazım, mimar lazım, bunlar tamam. Biz bunları demiyoruz. Ama Allah'ın dininin ilmi olmasa dünyada Müslüman kalmaz. Dünyada Müslüman kalmaz. Onun için bu ilme teşvik ediliyor. Alimle müteallim, hocayla talebe, şerikân fil hayr, hayırda müşterektirler, hayırda ortaktırlar. Biz de burada şimdi hadis okuyoruz size, siz de burada geldiniz, dinliyorsunuz. Bizim bu meclis ne oldu şimdi? İlim meclisi oldu mu? Kitap meclisi oldu mu? Sünnet meclisi oldu mu? Hadis meclisi oldu mu? Şurada ne kadar ayet hadis okundu mu? Bak ne kadar ayet hadis okunuyor. İlim meclisi. O zaman ne oluyor? Sen de burada geliyorsun Allah rızası için. Hadis dinleyeyim diye. Ben onun için diyorum bak. Niyetinizi tahsil ederseniz bu hadis-i şerife girersiniz. Hayırda müşterektirler. Allah bizi de riyadan muhafaza eylesin. Hayırda ortaktırlar. Peki. Ve la hayra fî sâirin nâsi. Geriye misin kardeşim şimdi? Ne buyuruyor? Geri kalan insanlarda hiçbir hayır yoktur. Neden? Ben iyi bir doktorum, fazla hizmet ediyorum. Et, sevap kazanırsın. Ama ayet hadis dinliyor musun? Dinlemiyorum. Kur'an'dan bir şey dinliyor musun, okuyor musun? Okumuyorum. Allah'ın dininin ilminden bir ilmi hal farz yahu. İtikat farz yahu. Bunu öğrenip sorayım. Şimdi sende hayır var denebilir. Senin hayrın varsa dünyada kalır, ahirete geçmez. Neden? İlimsiz iman olmaz. İlimsiz farzlar olmaz, ilmihal olmaz. Diğer insanlarda hayır yoktur. Ne demek anladın mı şimdi? Ayet, hadis, tefsir, fıkıh, akaid, tasavvuf, bu ilimleriyle uğraşmayan, herkes hoca olamaz, herkes alim olamaz, müstat olamaz, muallim olamaz, talebe de mi olamazsın? Ben talebe nasıl olayım? Burada çoluğum var, çocuğum var, şimdi gideceğim. Efendim onlara kim bakacak? İşçiyim, aşçıyım. Ben burada yatarsam millet ne olur? Benim görevli olduğum insanlar var, bakmakla yükümlü oldum. Haklısın, doğru konuşuyorsun. Peki, sohbete de mi gelelim? Bir hoca efendi, bir ehli sünnet hoca efendi, sohbet yapıyor, ders yapıyor, işte orada Ali abi, hocamız, efendim her pazar sabahı burada sohbet yapıyor, öbürü de Ümraniye'de dolu, her yerde kardeşlerimiz var, hoca arkadaşımız var. Bir tane derse gidemiyor musun? Dinleme. Ona da gidemiyorum. Ayağım ürümüyor, işim oluyor, yorgun oluyorum, geç dönüyorum. Kardeşim, yani radyonun düğmesi elinin ucunda, telefonun tuşu elin ucunda. Bir telefondan giriyorsun,
Hemen Türksel, müze bilmemden bağlanıyorsun. Bağlandığın noktada nereye bağlanıyorsun? Hemen Lale Gül'e bağlanıyorsun veya neyse bir sohbete bağlanıyorsun. Veya lazına bir link atıyorlar, o sohbet. Şu anda bu sohbetin tümünü eve giden kadar koyuyorsun kulağına veya seni dinliyorsun. Bunu da mı yapamıyor musun? Hiçbir şey yapamıyor. Sen Allah'tan, Kur'an'dan, dinden, imandan hiçbir bir şey dinlemiyorsun ya. Şimdi sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı der mi şimdi? Herkes medresede gelip okuyup talebe olamayabilir. Ama ilim meclislerinden de istifade edebilir. Her türlü ilim meclisi imkanı artmıştır. Eskiden ne imkansızlıklarla millet gece gündüz yollardan izlerde sabaha kadar dönemezlerken çamurlara batıp geliyorlar. Şimdi herkesin ayağına gelmiş, kulağına gelmiş adam dinlemiyor ya. Bu bir hayırsızlıktır tabii ki, bir bereketsizliktir yani. Diğer insanlarda hayır yok. Şimdi bu hadis-i şerifin manası nedir? Hafız Münziri Hazretleri tefsir ediyor. Bu hadisi kim rivayet ediyor? Bu şimdi okuduğum hadis-i şerifi kim rivayet ediyor? Tergib-i Terip nereden almış? İbn-i Mace'den. İbn-i Mace sahih hadis kitabı. Öyle buyuruyor. Peki, قَوْلُوا وَلَا خَيْرَ فِي سَعَرِ النَّاسِ Sair nasta hayır yoktur. Hadis-i şerifini nasıl anlayalım diyor bak. Halbuki şerh yapmaz. Mübarek burada bir şerh getiriyor. Millet yanlış anlamasın diye. Hafız Münziri Hazretleri. فِي بَقِيَّتِ النَّاسِ بَعْدَ الْعَالِمْ وَالْمُتَعَلِمْ Ya dinini bilecek, öğretecek ya da dinini öğrenmekle meşgul olacak. Geri kalan zaruri işleri, herkes işini gücünü yapsın. Dünya istop etmiyor yani sen dinini öğreneyim derken. Ama derdin din olacak. Evvela itikat, sonra fıkıh. Bu ikisinden sonra hayır olmaz. Bu hadisi nasıl anlamanız lazım diyor. وَوَ قَرِيبُ الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 117 rakamında, yani benim tabii 117 de kaç ay evvelki ders oluyor tabii. Çünkü burada yeni başladık. 117. hadiste bu geçmişti. Ben o zaman anlatmıştım aylar evvel. O hadisi diyor, anlarsanız manası burayla yakın düşüyor. Şerhi için onu okuyun diyor. Hangi hadis-i şerif o? اَدْدُنْيَا مَلْعُونَتُنْ Dünya lanetlenmiştir. İmam Rabbani Mektubat'ta çok olur bu hadis-i şerif. مَلْعُونُمْ مَا فِيهَا Dünyada ne varsa lanetlenmiştir. Çünkü Allah Teala dünyayı yarattı ama hiç sevmedi. Hiç itibar etmedi. Cenneti, ahireti yarattı, hep ona nazar etti, tecelli etti. Dünyayı halk etti, bir kere rahmet ve sevgi nazarıyla bakmadı, hep buğz etti. Neden? Çünkü dünyanın imkanlarının gelişmesi her zaman kulu Rabbinin zikrinden uzaklaştırdığı için. Ne zaman ki kul dünyası zayıflayınca Rabbine yöneliyor. Ne zaman işi artıyor, gücü artıyor, parası artıyor, pul artıyor, bilmem nesi artıyor? Genel manada Mevla'yı unutuyor. Mevla'yı unutuyor. Onun için Mevla da buyuruyor ki, ey dünya, sen ki beni unutturma vesilesi oldun, ben de seni sevmiyorum. İmtihan için yarattım seni. Onun için dünyayı rahmetinden uzak etti. Dünyayı lanet etti, dünyayı sevmiyorum. Çünkü rahmet etse zaten dünya fani olmaz. Rahmet ettiği baki olur yani. Burayı terk et. Lanet et. İçinde ne varsa, bak. Dağlarından, taşlarından, göllerinden, denizlerinden, dünyanın bütün ziynetlerine, en güzel yerlerinden, görelerin hepsine, hiçbirine rahmet etmiyor. Rahmetinden uzak et. Ancak illa zikrallah. Allah'ın zikri müstesna. Şimdi Allah'ın zikri, bir dağa çıktın, ezan okudun. Mübarek oldu. Bir yemek yedin, zikrettin, tesbih ettin, besmele çektin, hamd ettin, mübarek oldu. Tamam mı? Bir elbise giydin, hamd ettin, günahlarına af oldu. Güzel bir elbise de giydin, Allah'a hamd ettin, nimet bildin, kıymet bildin, lanetten çıktın. Hangi nimetten istifade ettin? Hangi manzarayı gördün? Hangi yere baktın, gölete baktın? Gezin buyuruyor. Gezin, görün buyuruyor. وَلِنْظُرُوا مَا دَفْسَمَا اَتْبَلَرْ Bakın Habibim, o göklerde yerlerde neler var buyuruyor. Sana gezme, görme, bakma denmedi Kur'an-ı Kerim. فَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde gezin, dolaşın buyuruyor. Ama gafletle bakmayın, yatmayın, yemeyin, içmeyin. Her yerde sahibini hatırlayın. Zikir o lanetten onu kurtarıyor. Zikirsizse lanete kalıyor. Ne buyuruyor? رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Benim dostlarım, ülül elbab, halis akıl sahipleri. Göklere, yerlere, ayetlere, nimetlere baktıkları zaman ''Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın, ne hikmetlerle yarattın, sübhaneke fekina azabennâ'' ''Ya Rabbi biz gafletle bakıp kendimizi cehenneme namzet ediyoruz, seni tenzih ederiz, sen abesle iştigal etmezsin, ne olur bizi ateşin azabından muhafaza eyle de''
Bizi azaba düşürme diyorlar. Tefekkür ediyorlar. Ve tefekkerûne fî halkı semâvât vel ard. Her şey lanetlenmiş. Çünkü hakikaten Allah'ın zikri, huzuru, şuuru olmayan bir adam göğe baksa Allah'ı daha çok unutuyor. Yere baksa daha çok unutuyor. Belgesel izlese daha çok unutuyor. Her şey onu Allah'tan uzak ediyor. Neden? İman yoksa, zikir yoksa yediği daha beter uykusunu, gafletini götürüyor. İçtiği daha beter şehvetini götürüyor. Yani adam ya ben ibadete kuvvet için yiyorum niyetine sahip değilse, avretimi örteyim diye giyinme niyetine sahip değilse, evlenirken şehvetimi teskin edeyim, haramdan nefsimi muhafaza edeyim diye evlenme şuurunda değilse, bu adam her şey buna ne olur? Perde olur. Her şey Allah'ı unutturur. Evlenir daha beter Allah'ı unutur. Çocuğu olur daha beter unutur. İkinci çocuğu olur daha beter unutur. Halbuki onlar Allah'ın nimeti, imtihanı, emaneti olarak görse Mevla'ya daha çok yaklaşıyor. Onun için dünya lanetlenmiş ama müstesna. Nedir? Zikir. Sen doktorluk yapıyorsun. Allah için okuyorsan, Allah için Müslümanlara faydalı oluyorsan Allah'ın zikridir onda. Tamam o lanetten kurtulur. Mühendislik yapıyorsun. Bir Müslümana fayda vereyim. Kaldırım yol yapayım. Köprü yapayım, çeşme yapayım. Ha, mimarlık yapıyorsun. Hastane yapayım, bilmem ne yapayım. Millete faydalı olayım. Allah için yapıyorsan, farzlarını, vaciplerini eksik etmiyorsan bu zikirdir. Bunda lanetten kurtulur. Ama dünya genel manada lanetliktir. Allah'ın zikri ancak o lanetten kurtuluyor. Ne yapıyor? Bismillah demesen yemek lanetleniyor. Eşinle birleşirken bismillah demesen şeytan çocuğa ortak oluyor. Ve şarikun fil enval vel evlat, yedikleri kazandıkları mallara, yemeklere, çocuklarına ortak ol diyor Allah şeytana. Kime? Besmelesiz zikirsizler için söylüyor onu. İşte zikir ne yapıyor? Lanetten çıkarıyor. Her nimetten helalsa istifade edebilirsin. Ama zikirsiz, besmelesiz sahibinin adını anmadan o lanete kalırsın. Zikir müstesna. Ve mâ vâlâv. Zikri takip edenler. Zikri takip edenler çok ince meseleler. Yani zikri takip eden demek. Zikrin yolu nedir? İlim okumak için öğrenesin. Hangi hadis, hangi faziletli amel. Sonra ilim bundan müstesnadır. Ondan sonra efendim okumak, okutmak, vaaz etmek, işte efendim meşru ameller, zikirle yapılan yemekler, içmekler, uyumaklar. Uyumak tepeden tırnağa gaflettir. Adam uyurken hiç Allah aklına gelmez ki. Gelmez ama zikir yapıp uyursa, sünnet üzere uyursa, o zikirin akabinde yatarsa kalkana kadar melekler onun için istiğfar ediyor. Kalkana kadar zikirde yazılıyor. Neden? Zikirle uyudu diye. Bak şimdi. Demek ki her şey zikir olarak görülmese de alışveriş de ticaret bile böyle. Ben çoluk çocuğum nafakasını teminle mükellefim. Dilencilik mi yapacağım? Gidip dükkanını açıyorsun. Zikir üzere gidersin. Besmeleyle açarsın. Namazını cemaatle kılarsın. Geri kalanda da arada da fırsat bulunca zikrini de yaparsın. Ama orada Allah'ın bir çalışın, kazanın emrini, çoluk çocuğa bakın emrini tutma niyet edersin. Bu da zikirdir. Zikrin illa da dille la ilahe illallah demek şartı yoktur. Nice la ilahe illallah derken gafiller vardır. Nice alışveriş eden zakirler vardır. Mesele kalptir. Kalbin Allah'tan agah ve uyanık olmasıdır. Gaflet Allah'tan habersiz olmaktır. Velev ki Kabe'de olasın, velev ki teheccüd namazı kılasın. Allah'ı o anda unuttuysan, hatırlamıyorsan gaflettesin. Çünkü İmam Rabbani bütün tasavvuf elinde zikrin tarifi yapıyor. Zikir, zikir, zikir. Nedir zikir? Adam Fatih Camisi'nde vaaz ediyormuş yani o zaman. Zikrullah devam, zikrullah, zikrullah, zikrullah. Bizim de bir zikrullah efendi var yani Medine'de. Yani eskiden Medine'deydi, şimdi bahçeli evlerde. Adam da zikrullah, zikrullah. Ya bu hoca da diyor, bizim zikrullah'tan ne kadar bahsediyor diyor. Yani millet böyle ya. Ondan sonra bizim Hacı Raif amca vardı, ara sıra psikolojik sorunları olurdu mübarek, rahmetullahi aleyh. Hocayı indirdi mi, hocamı indi neyse, çıktı Fatih'in kürsüsüne. Bayburtlu Hacı Raif amca rahmetli. Kafası ara sıra atardı ama bir vaaz ederdi çıkıp kürsüye. Yahu dedi, millet de merkez vaazı zannediyor yani mübareği. Ya dedi, hoca dedi, çıktın buraya zikrullah zikrullah dedi ya. Sabah kahvaltısında mı yeniyor bu dedi, akşam hemen de mi yeniyor? Arkadaş kimse bir şey anlamadı dedi ya. Ha, zikrullah devam edinden olmuyor işte. Zikrin tarifi, ezzikru tardül gafleti diye. Efendi Hazretleri çok olur. Zikir nedir? Gafleti kovmaktır. Gaflet nedir? Allah'tan habersiz olmaktır. Şu anda burada oturuyorum, hiç Allah aklımda yok. Gaflet. Burada zikir nedir?
velev ki ağzımda kelime-i tevhid, Sübhanallah demeye lüzum yok. O anda Mevla hatırıma geldiği anda gaflet gitti, zikir budur. Dille yapılan zikir, gafleti kovmanın vesilelerinden biridir. Biridir. Yoksa zikir ondan ibaret dersen, dilsizler zikredemeyecek mi? Bunu da düşünmek lazım. Onun için dünyanın hepsi lanete çarpılmış. Dünyanın her zerresinin dibine kadar Allah'ın laneti işlemiş. Kurtulmak istiyor musun? Karını, çoluğun, çocuğun kurtarmak istemiyor musun? İstiyor musun? Dükkanını, malını, mülkünü kurtarmak istiyor musun? Allah'ı hatırlayacaksın. Nimet vereni hatırlayacaksın. Sahibini hatırlayacaksın. Bir de o benden ne istiyor? Öğlen vakti geldi, namaz. Farzlar, vacipler. Mecburi ameller. Mevla benden ne istiyor bu saatte? Orada olacaksın, o işte olacaksın. Senen doldu, zekat hesabında olacaksın. Hac farz olmuş, bir defa gitmemişsin. Sen gibi burada sabaha kadar zikretsen ne olur mübarek adam? Hac farz olmuş. İster Yahudi ölsün, ister Hristiyan ölsün diyor sen farzını yerine getirmeden. Kurban vacip olmuş adama. Kurban kesmiyor. Zekeriya Beyaz'a inanmış, ayakkabı dağıtıyor yani. Kardeşim seninle mi uğraşacağız? Ondan sonra imkan para bulmuşsun, kurban bayramı gelmiş. O vaktin zikri nedir? O vaktin zikri kurban. Tamam, kurbanı kesersin de Allahu Ekber tekbir getiriyorsun. Ama o vaktin zikri o ameli vacibi yerine getirmek. Aksi takdirde ne buyuruyor? İmkan bulup kurban kesmeyen ister Yahudi ölsün, ister Hristiyan ölsün. Yani şimdi bunlar tehditli hadis-i şeriflerdir. Demek ki her amelin vakti saati vardır. Zikir o vakitte Rabbinin o emrini imtisal etmektir. Onun için dünyanın lanetindir. Diğer insanlarda hayır yok. Niye hayır yok? Çünkü Allah'ın dininin ilmiyle alim olmaz, müteallim olmaz, bu ilimleri duymaz, öğrenmez, farz bilmez, vacip bilmez, bir şey bilmez. Ne hayır olacak sende? Allah seni niye yarattı? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْدِ اَوَلِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bana ibadet etsin her için yarattım diyor. Kur'an-ı Azimüşşan yaratılış gayeni beyan etmiş. Sen bu gayeye hizmet etmezsen Allah sende hayır var der mi? Bana ne kızıyorsun? Ben hadis-i şerifi tercüme ediyorum. Yorum katmıyorum ki. O zaman zikirle meşgul ol. Şimdi ne kaldı? Zikir. Ya direkt zikir ve ma valahu zikre alakadar eden şeyler. Bunlar işte alakadar eden ne biliyor musun işte? Çalışmakta ibadet olur, uyumakta ibadet olur. Hepsi ne zaman? Haramlara düşmezsen, emirleri de o arada terk etmeyip Allah'tan gafil olmayarak o işleri yaparsan meşru bütün işlerini zikre çevirebilirsin. Bunlar müstesna. Ve alimen bir Allah'ın dininin alimi, Allah için okutan, öğreten, anlatan lanetten müstesna ve müteallimen bir de ilim tahsiliyle meşgul olan da lanetten müstesna. Şimdi biz burada ayda bir terhib-i terhib dersine başladık. Bu lanetten çıkmak için, bu müstesnalara girmek için sohbete devam edeceğiz inşallah. Ama gelemedin, oradan dinle, buradan dinle, kitap oku, efendim tefsir oku, hadis oku, Efendimiz buyuruyor işte. Geldi burada. Bakara suresi 205. ayetin tefsirinde Ruhul Furkan tefsiri 2. cilt 465. sayfa. Kaç sene evvel bunu yazmış Efendi Hazretleri? Yani tabii biz de yanındaydık. Nasreddin Hoca'nın dediği gibi ben de içindeydim dedi yani ama oradaydık. Ne zaman yazıldı bu? 25 seneden fazla. 85'lerde. 85-90'a doğru. O arada yazdı. 2'ye 465. Okuyun bakalım. Bak her gün yatmadan şu andaki bütün sorunların çözümünü ve başımıza gelenlerin şeyini bulacaksınız orada. O sonra Mahmud Efendi evliya mıdır, değil midir? Hiç lüzum yok şeye. Bu ikinci cildin 465 sayfasında iki paragraf okursanız ne büyük evliya olduğunu anlarsınız. Uçma lüzum var mı, kaçma lüzum var mı yani? İşte söylüyor. Çünkü Kur'an ve sünnet kaynağından söylediği için gaybı Mevla biliyor, dostlarına bildiriyor. Okuyalım, tefsir okuyalım. Bak 5 dakika tefsir okuyun buyuruyor. 5 sayfa en azından Kur'an-ı Kerim okuyun diyor. En azından bir cüz olmadı, yarım cüz olmadı, en az 5 sayfa diyor. Sünnet üzere abdestli yatın diyor. Ruhul Furkan tefsirinden en azından 5 sayfa okuyun diyor. Bak, ahirette beraber olacağız diyor. Söz veriyorum diyor. Rabbim diyor, beni sizden ayırmasın diyor. Ama diyor, bunları yapın diyor. Ey diyor kardeşlerim diyor, ihvanım diyor. Hanım hocalar bunları yazmışlar. Şimdi bazı basılı sohbetlerde bunlar yok da millette biz bulamadık diyor. Ya kardeşim şimdi Efendi Hazretleri'nin sohbeti basılandan bin misli fazla, basılan şu ana kadar efendi yaptığı sohbetlerin zekatının zekatı olmaz.
Çünkü ömrü boyu bu kadar ilim verdi mübarek. Hep aldı, yazdılar. Özellikle hanım kardeşler çok kayıt tuttular yani. O el yazmalarında da duran kayıtlar var. Bunları buyuruyor mübarek. Onun için okuyacağız. Niyet edeceğiz. Bundan sonra ölene kadar yaşımız 80-90 da şu anda olsa belki bu arada da bu yaşta adam da varsa içimizde. Hepimiz niyet ettik Allah rızası için. Ben de siz de. Ben zaten gece gündüz ilimle uğraşıyorum ama niyeti beceremeyebiliriz. Birlikte niyet ediyoruz. Allah'ın lanetinden kurtulmak için, bu müjdelere nail olmak için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini öğrenmek, Allah'ın dinini öğrenmek için ilim tahsiline niyet ettik. Bundan sonra bu yolda adım atacağız. Gelemedik, dinleyeceğiz. Okuyacağız, vakit vereceğiz. İlim tahsiline vakit vereceğiz. Ya alim sınıfına gireceğiz, ya müteallim sınıfına gireceğiz. Ben ölene kadar müteallim, ilim tahsil eden sınıfındayım. Çünkü hiç bir öğrendiklerim de bitmiyor. Kıyamete kadar da yaşasam bitmeyecek. Hocanın hocası kitaptır buyururdu. Devamlı okuyoruz, müteallim olmaya çalışıyoruz. Çünkü neden? Bu da varmış. Bu da varmış. Ya ben ne yapacağım? 120 yaşında Ali Haydar Efendi Hazretleri kaddesi oldu. 4 mezhep müftüsü, evliyanın kutbu laktabı, gavsü levtadı. Ne diyor? 4 mezhebin fıkıhları kaybolsa. Bu ne demek biliyor musun? Bu ne demek yani? 4 mezhebin fıkıh kitapları yansa, yakılsa, kaybolsa ezbereden yazdırırım evladım diyor ya. Bu Ali Haydar Efendi kardeşim sen ne konuşuyorsun? Ha böyle bir zat devamlı kitap bakar. Gece gündüz. Öyle hemen annemizi çağırmış. Hanife, Hanife gel gel gel. Bir cahilliğimi daha öğrendim. Yani kitapta bir şey öğreniyor ya. Mesela tırnak keserken şuna rahat etmem. Bir şey okudu orada. Bir cahilliğimi daha öğrendim. Yani bu zat Ömer Nasuhi Efendi 8. katibi ya. Böyle bir allame hala öğreniyor. Çünkü öğrenmenin sonu yok. Onun için ilim tahsiline devam etmeye niyet ettik. Allah'ın bize dünya ahiret neler fayda verecekse faydalı ilimleri ölene kadar öğrenip amel etmeyi bize nasip eylesin. Amin, amin, amin. Hürmet Taha ve Yasin. Şimdi bu hadis-i şerifte kalalım. 128. hadis-i şerifte. Şimdi bu bahis tabi ilimden gidiyor. Velakin daha nice hadis-i şerifler gelecek. Sadece ben böyle ne zaman bitireceğiz ya? Allah'ım bize bereketli vakitler versin. Amin. Sadece bu ciltte kaç hadis-i şerif var biliyor musun? Son numarayı söyleyeyim bu ciltten. Yani bizim bu cilt itibariyle 1427 hadis-i şerif var. Bu ciltte. Biz kaçıncıdayız? 128'e geldik. He? Bu gevezelikle durumlar iyi gözükmüyor. Ama hiç fuzuli bir şey konuştun mu? He? Bizim evden, çocuktan, bir şeylerden bahsettin mi size? Şunu yapın, bunu edin, bana lahana getirin falan bir şey dedin mi? Hiç konuştuğumda zaittir diyecek şey inşallah yoktur. Çünkü ayet hadislerin arasına fuzuli kelama lüzum yoktur. Ama Efendi Hazretlerimizin usulü böyleydi. Yani vaaz nasihat ederken insan biraz tabii hepten mana ver geç, mana ver geç, şerh ve izah lazımdır. Şerh ve izah yapmadın mı tercümeden oku, aynı şey. O zaman olmaz. İzah gerekiyor, onun için lüzumlu. Allah'ım lüzumsuz bir kelam etmekten muhafaza eylesin. Amin. Size de bana da ne lazımsa onları konuşup amel etmek nasip eylesin. Amin. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Sübhane Rabbil aleyhi ve aleyhi ve aleyhi elhamdülillahi rabbil aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecma'in. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب cümlemizi buradan dağılmadan affeyle mağfiret boyunlarımızı cehennemden azad eyle bir daha günahlara düşmekten muhafaza eyle ya rab ölmeden evvel bütün kusur küsurumuzu mağfiret etmeni nasip eyle bütün kul haklarından helallik almak nasip eyle ölümümüzü bize bildirip tedbir almak nasip eyle Allah'ım rızan üzere yaşayıp ölmek nasip eyle Allah'ım hayırlı uzun ömürlerle muammer eyle. Amin. Allah'ım burada okuyan bütün talebe-i ulum ve diğer medreselerimizde dünyanın her neresinde Kur'an, şeriat, sünnet, ehl-i sünnet ilimlerine çalışan ulemaya ve tullaba keskin zekalar ihsan eyle. Amin. Faydalı ilimler ihsan eyle. Amin. Bizi de ölene kadar ilim ehlinden eyle. Amin. İlim ehline ilhak eyle. Amin. Ve ya Rabbi ilim tahsiline devam etme niyetimizi salih eyle, halis Amin. Eyle. Ve amellerimizi salih eyle. Rızana muvafık amellere muvaffak eyle. Amin. Ya Rab cümlemizin maddi manevi sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Amin. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Amin. Borçlarımızın edasına muvaffak eyle. Amin. Alacaklarımızı tahsil etmek nasip eyle. Amin. Çoluk çocuklarımızı ıslahtan, terbiyeden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle. Amin. Hayırla tevelli eyle. Amin. Salihlerin velisi sensin kurban olduğum Allah'ım. Biz acizi hiçbir şey beceremiyoruz. Kimseye laf geçiremiyoruz. Kendimize de laf anlatamıyoruz. Cümlemizi hidayet eyle. Amin. Hakikati hakka irşad eyle. Amin. Hakkı hak gösterip ittiba nasip eyle. Amin. Batılı batıl gösterip bildirip istinap nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ya Rabbi şuradan dağılmadan maddi, manevi cümle müşkilatımızı hallu asan eyleyip buradan af olarak günah yüklerinden kurtularak hafif bir şekilde evlerimize, ocaklarımıza nurlarla zikirin nurlarıyla, ayet hadislerin nurlarıyla dönmek nasip eyle. Amin. Gittiğimiz yerleri de nurlandırmak nasip eyle. İnsanların hidayetine vesile eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala ahli ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Elhamdülillah rabbil alemin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi ve şâkhina kâfe ve lâ rahmet. أمواتنا أموات المسلمين وأموات الجماعات الحاضرين الفاتحة